Almadınız mı? Aa, gözünüz görmedi mi? Bu güzel bir dergidir. E-ticaret çağı. Şu geçen ayki sayısı, bu da bu ayki sayısı. Başlayınca sen şey yap. Yani e-ticaretle alakalı bayağı bir içeriğin olduğu bir güzel bir dergi. Almanızı tavsiye ederim. Bana da geliyor her ay 15-20 tane. Bu etkinliğe getiriyorum. Hani olabilir. Çünkü bu etkinliğe gelen insanlar da genellikle e-ticaretle, dijitalle alakalı olduğu için tam hedef kitle diye düşünüyorum. Fazla olanları getirdim. Eğer istiyorsanız dışarıda alabilirsiniz. Şimdi birazdan başlayacağız. Hatta şunları şöyle koyayım. Canlı yayın da yapılıyor bir yandan. Rıdvan Bey düğmeye basınca canlı yayın başlayacak. Şimdi bugün iyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum. İyi oldu, evet, piyasa canlandı. Hani back to school dediğimiz okullar açılıyor, değil mi? Biz de kendimize geldik. Terlikler çıktı, ayakkabılar giyildi. Artık çalışmamız lazım, para kazanmamız lazım. Kariyer odaklı arkadaşlar. Bir yandan da kötü oldu. Ne güzel, bir ay önce yollar bomboştu. Değil mi? İstanbul'da olanlar, kalanlar. Şimdi binayı görüyorsun. Şuraya gelirken yani şu Cevahir'i görüyorum. Yani dokunma mesafesinde ama gidemiyorsun. Yani öyle bir trafik var. Ondan sonra ben geyiğe devam ediyorum. Başladık mı? Ha, başlamışız. Geyik yapmıyoruz. Biz burada çok önemli konuları konuşuyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi şöyle bir tanışalım ufak ufak. E-ticaret yapan var mı aranızda? Online satış yapan. 2 kişi, 3 kişi. Efendim, ne satıyorsunuz? Finansal yazılım satıyorsunuz. Tamam. Çok güzel. En sevdiğimiz iş. Alıyoruz ve satıyoruz. Siz efendim? Bizde Ertuğrul Elektronik var. Laptop, telefon. Web sayfanız ne, hangi sayfa? Bu Denizbank'ın e-ticaret sitesi indirimkartın.com. İndirimkartın.com. Evet. Denizbank'ın... Denizbank'ın derken? Yani Denizbank'ın kredi kartı kullanıcına hizmet verdiği bir... Ha. Denizbank kredi kartı mı yoksa? Aynen öyle. Yani bakabiliyorum sadece. Alabiliyorsunuz ama yüksek fiyatla alıyorsunuz. Ha, indirimli alıyorum yani Denizbank'ın kartıyla. Ne kadar indirim yapıyorsunuz? Ya bayağı, neredeyse piyasa fiyatına verdiğimiz oluyor. Yani piyasada çok altında oluyor. Süpermiş. İşte atıyorum ilk fiyat belki 1500 oluyor. Biz onun altına girip işte 1480'e, 1450'ye. Ha, 20-30 lira diyorsun. Ben de sandım ki abi 700'e falan veriyorsun. İlk fiyat şey. En ucuz fiyat 1500. Şey dönüyor yani. Hepsi burada en fazla. İndirimkart.com mu? İndirimkartında.com. Tamam, var mı? Denizbank kartınız varsa giriyorsunuz, alışverişinizi yapıyorsunuz. Yani Denizbank kredi kartı olanlara mail giriyoruz, mailik yapıyoruz. Tamam. Yani. Süper. Görüşmeler. İnşallah bundan sonra SendPass'la yaparsınız. Siz efendim satıyorsunuz? Oh, ne güzel. Elektronikten. Hangi site efendim? Gepa site.com. Artık bu burada bir kitle var, değil mi? Buradaki arkadaşlara tanıştığınızı tahmin ediyorum. Yani tanıştıysanız, tanışmadıysanız tanışın, tanıştırın. Bir %10, %15 bugüne özel bir indirim kuponu verelim. Olsun, hepimizin uygun. Aa, bu Türk işi biliyorsunuz. Yani o yüzden fiyat verirken ben hep 100 liraysa 120'den veriyorum. Çünkü o mutlaka şey geliyor, hani indirim yapın diyor. O yüzden fazladan vereceksin, yine aynı tapi. Tabii bugünkü toplantıya gelemeyenler çok üzülecekler. Şu anda kaç kişi olduk abla? 82 kişi var mı? Ben göremiyorum ucu. 84 kişi olduk herhalde. Yani şimdi burada tabii siz de haklısınız. Yani oradan sıcak çayınızı içiyorsunuz. Biz de gerçi sıcak çayımızı içiyoruz ama hani evinizde oturup bizi izliyorsunuz. Ama şunu kaçırıyorsunuz. Burada çok güzel bir sohbet ortamı oluyor. Dokunuyoruz birbirimize. Dokunmaktan kastım görüyoruz, konuşuyoruz. O yüzden o ortamı canlı yayında yaşayamıyorsunuz. Yani neye geliyorum? Dijitalleşme güzel bir şey ama insani değerleri de çok atlamamak lazım. Bugün SendPass'la e-posta pazarlama sohbetlerinde biraz şeyden bahsedeceğiz. Neredeyiz, ne yapıyoruz? Okullar açılıyor, piyasalar canlanıyor. Strateji var mı, plan var mı? Siz ne yapıyorsunuz? Biz yeni bir girişimimiz var. Girişim yeni, evet, süper. Yatırımcı görüşmeleriyle. Yatırımcı arıyorsunuz. Evet. Alacak mısınız? Alabilecek gibi misiniz? Şu an birçok elemeyi geçtik. Hadi hayırlısı. Güzel. Bizim yaptığımız iş şu. B2B yazılımların
bütün globalde satışının yapılabileceği bir platform. Oo, o zaman kesin yatırım alır. Oo, çok güzel. Orada kurabiye falan var, böyle torbalarla gelmişsiniz. Hediyeler falan. Nereden geldiniz? İşten çıkıp geldiniz. Evde mi çalışıyorsunuz? Dosyaları mı aldınız? Ne yaptınız öyle torba torba? İyidir valla. Tamam mı? Sen şöyle ama hiç kıpırdama, tamam mı? Heyecanlısın sen. Zıplarsan kamera görmeyebilir. Canlı yayın var biliyorsun. Efendim siz ne yapıyorsunuz? Beraber geldiniz galiba iki hanımefendi. Gıda. Düşünüyorsunuz. Online. Tamam. Neon gibi hadi hayırlısı. Siz efendim? Biz bir özel şirkette ihracat bölümünde çalışıyoruz. Berabersiniz. Çok güzel. Üçünüz berabersiniz değil mi bu arada? Evet, tamam. Tamam. Siz onun arkadaşısınız. O tamam, süper. Hoş geldiniz. Şu arkada beyefendi hep gülüyor. Ne kadar güzel. Güleç bir insan. Harika. Siz tam 10 numara yani. Siz ne yapıyorsunuz? Ha. Berabersiniz. Süper, hoş geldiniz. Sizi de tanıyalım, ortadaki hanımefendi. Sarı lacivert giymişsiniz, ne güzel. Ne yapıyorsunuz? Takım kötü ama ne yapalım? Boş verin. Olur mu aşkım? E-ticaret departmanında çalışıyorum. E-ticaret? Hangi şirketin? Migros. Oo, güzel. Migros, tamam. Karşıdan mı geldiniz? Karşıdan geldim. Vay anam be. Çok şimdi heyecanlandım yani, karşıdan geldiniz. Vallahi. Siz de karşıdan geldiniz. İşte bakın hanımefendi, en başta bunu şey yapmanız lazım böyle. İşte satış dediğimiz olay bu. Ben karşıdan geldim efendim deyince daha bir şey artıyor böyle. Mesela nereden? Maslak'tan geldiniz. Sizi şu yan tarafa alalım. Metro ile geldiyseniz sizi şuraya alalım. Arabayla geldiyseniz ama Samsun'dan gelmiş gibi oluyor. Siz efendim? Ben girişimde çalışıyorum. Girişimde çalışıyorsunuz. Çok güzel. Buradan var mı böyle ilginç bir şey? Others. Ha, buradasınız siz. Duymam mı? Hikayenizi yazdım. Gizem şey değil mi? Tamam. Ama göremedim orada bir sizin bir pandalı bir şeyiniz vardı. Kapalı ofise geçtim. Ha. Panda da orada. Güzel. Güzel, seviyoruz. Genç, enerjik. Siz efendim? Ben de işte trafik çekmeden geldim aslında. 9. katteyiz biz de. Bir hazır ofis. Bir şey yapıyoruz bir arkadaşımla. Tamam. Hazır ofisler çok moda değil mi? Herkes... Bizim zamanımızda da olsaydı keşke. Şimdi belli oldu mu proje? Hala gizli mi sizin projeniz? Bu Cuma Bey'in bir projesi var. İK ile alakalı. Devlet sırrı. Devlet sırrı yani. Çok ilginç. Böyle kimsenin bilmediği, duymadığı bir sır gibi bir şey. Kız arkadaşım bile ismini bilmiyorum artık. Kız arkadaşınızın. Tescil aşamasında. Hadi hayırlısı. Benim tescillensin, sonra söyleyelim. Olur, ayrılırsa ihanet edersin. Ayrılmazsınız canım. Niye ayrılırsınız? Ama çok zaman böyle işe güce şey yapmayın. Kadınlar ihmale gelmez biliyorsunuz. Ablah Bey, hoş geldiniz. Siz efendim St. Paul's'ın bir yetkilisi olarak geldiniz. Evet. Sorularımız olursa size soracağız herhalde. Tamam, çok yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz galiba. Başınızı kaldıramadığınızı duyuyorum, çok tempo. Ali Bey ne oldu, ayrıldı? Ali Bey beraberler, Ali Bey'le. Ablah Bey'le Ali Bey. Yani her ay biri geliyor, karşıdan geldikleri için. Mesela Migros ekibi ne güzel. 3 kişi gelmiş. Ben diyorum ki Ali ile Abdullah beraber gelin diyorum. Yok diyorlar. Birimiz bir ay, birimiz bir ay gelin diyorlar. O yüzden sizin de CRM şeyiniz takdire şayan bu arada. Hep örnek veriyorum. Siz Kına Hanım'ın ekibinden misiniz? Yok, e-ticaret tarafı. E-ticaret, ha. O zaman size örnek vermiyorum. Onu veriyormuşum demek ki. Şaka yapıyorum. Şimdi strateji şöyle güzel. Migros'u niye örnek veriyorum? Şimdi Migros nedir? Hani bendeki intiba. Migros'a gidiyorsunuz değil mi? 2 kilo et, işte bir tane deterjan, hani her şeyin olduğu bir market değil mi Migros? Ama Migros öyle davranmıyor. Ne yapıyor? Her ay başında her şubenin müdürüne top 100'ü gönderiyor, alışveriş yapan. Müdür bakıyor işte geçen ayki 100 kişi hala var mı bu ayda? Ya da işte atıyorum geçen ay Ahmet Bey var, bu ay Ahmet Bey yoksa arıyor. Ahmet Beyciğim ben Göztepe şubeden Migros'tan Leyla, nasılsınız? Ya siz bu ay gelmemişsiniz, bir şey mi oldu falan şeklinde. Çok acayip bir denetim mekanizması var. Süper bir şey, bence başarı hikayesi. Hatta şöyle bir şey oluyor. Ahmet diyor ki ya olur mu ya diyor, biz diyor Leyla Hanım her gün oradayız diyor.
Allah Allah falan diyor. Meğerse hanımının kartını kullanmışlar. O ay ilk yüze giren bir tane bir şey var, belirsiz bir kadın var. O mesela oradan eşleşiyor falan gibi. Bazen TAP müşterilerine orkide gönderiyor. Mesela aranızda Migros'tan orkide alan var mı? Yok. Çünkü ayda 10 milyar alışveriş yapmıyorsunuz. Siz de ayda 10 milyar ve üstü alışveriş yaparsanız, tahmin ediyorum 10 milyardır, orkide hesabınıza, evinize gelir. Bir de kanyondaki Makro Center'da böyle caz konseri yapıyorsunuz diye biliyorum. Böyle kapalı gruba. Beni çağırdılar mı? Çağırmadılar. Çünkü ayda dediğim gibi yüksek meblağlı alışveriş yapmanız gerekiyor ve sürdürülebilir olması gerekiyor. Bu örnekler çok süper örnekler. Bence bir Migros tarzı bir yerin bu tip bir şey yapması. Ben duyduğuma çok etkilenmiştim. Yani bu da bir müşteri bağlılığı. Bizim bu konuştuğumuz konularda e-posta pazarlama. Bakın aramızda Yiğit Bey var. Yiğit Bey de Barilyans Türkiye'nin başkanı. Barilyans ne iş yapıyor? Tavsiye sistemleri. Hani web sayfasına girersiniz. Bunu alan bunu da aldı. Bunu beğenen bunu da beğendi. Diyor ya. Ya da ne bileyim tam siz web sayfasındaysanız pop-up'lar geliyor böyle şak diye bir şey çıkıyor. İşte bu kişiselleştirmeyi yapan, on binlerce ürün arasında sizi doğru ürüne kanalize eden sistemler var. Tavsiye sistemleri. Bunlardan bir tanesi de Barilyans. Türkiye pazarında. Çok da güzel gidiyorlar. Sağ olsunlar bugün de buraya geldiler. Bu da mesela kişiselleştirme. Yani sonuçta bizim konuştuğumuz konular e-posta pazarlama, tavsiye sistemleri, web sayfası, o bu şu. Ama günün sonunda yapılan şey bu. Yani Migros'un yaptığı da çok güzel bir örnek. Alkışlıyoruz soğan dermişim, gaz veriyormuşum. Karşıdan geldiniz ya, o yüzden böyle şey yapıyorum size. Sizin gelme sebebiniz nedir? Hani zaten siz bu konuları çok A'dan Z'ye biliyorsunuzdur ama bir geleyim, şey mi yapayım dediniz? Yoksa... Yani hani şey yapacaksanız ona göre bir şu anda kullanmakta olduğunuz şirket değiştireceksiniz daha bir intiba yapalım. Abla getir oradan abi şeyleri, orkideleri. Yok şaka yapıyorum. Takılıyorum. Şimdi bugün genelde böyle bir şey oluyor. Metal yorgunluk oluyor. Bu metal yorgunluk bu ara çok gündemde biliyorsunuz. Haberlerde de geçiyor. Yani şimdi yaz tatili sonrası Eylül geliyor. Abi nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Bakalım yani bir e-posta stratejisi hazır mı? Kime ne atılacak belli mi? Tam Türk işi değil mi? Yani hiç, tam bizim Türklere özel. E-posta kurguları hazır mı? İçerikler, başlıklar ve datalar güncel mi? Hep böyle oluyor. Abi yaza girerken diyor ki tamam diyor ben bunları diyor 3 ay var. Temmuz, Ağustos, Eylül yaparım diyor. Ama Ekim ayı geliyor hala hiçbir şey yok. Neyse sorun değil. Biz burada hızlıca üstünden geçeceğiz. Şimdi ben sizlere bir 10-15 tane soru hazırladım. Hoş geldiniz. Her seminerim vazgeçilmez. İkiniz varsınız abi. Biz siz, biz siz. Sizi ben yan yana oturtacağım abi. İkiniz her seminerin vazgeçilmez insanları. Sen daha dur. Çömezsin abi. İkinci toplantın. O adamlar her yedinci toplantıya geliyor adam. Tabii canım. Şimdi bu soruları bir tartışalım istiyorum. Çünkü hep böyle moda mod bir takım konuları işliyoruz ama yani bunların cevapları var mı sizde? Onu bir yani illa online diye düşünmeyin. Offline'da da. Mesela kim burada satış yapıyor online? Siz. Tamam. Online satış var mı abi sizde? Ya aslında online sayılamaz ya. Değil. Toplantı almamız gerekiyor. Sizi dışarı alalım falan demişim. Migros'un online satışı var mı? Var. Tabii. Biz de yapıyoruz. Sanal market. Hanım çok mutlu bu işten. Çok geç keşfetti. Ben ona defalarca söylüyordum. Cidden veriyor siparişi akşam. Sabah eve şak şak böyle geliyor. Çok süper. O da sizde değil mi artık? Ay be, taze direde. Ha güzel. Çok efsane konu. Bilal'le konuşuruz. Ama o da bir ilginç bir hikaye. Taze direkt kapanmasına rağmen kampanya yapılan açılsın diye insanların kuyruğa girdi. İlginç bir, hatta sonra şey oldu ya adamlar acaba bilerek mi böyle yaptı? Hani bir şey tekrar adam açsalar falan diye. Gerçekten evet üzücü oldu ama yine hayata geçti. Siz mesela... Adam geliyor Google'dan ya da başka bir kanaldan. Sizin e-bülteninize abone oluyor. muraterdor@hotmail.com'u yazıyor. Bu adama bir welcome mail gönderiyorsunuz, hoş geldin maili. Ya da göndermiyorsunuz bilmiyorum. Bu adam size abone olduktan sonra kaç gün sonra ilk alışverişini yapıyor? 30 gün sonra mı? 60 gün sonra mı? 90 gün sonra mı? 6 ay sonra mı? Yoksa hiç yapmıyor mu? Bu veri var mı sizde? Mesela. Var mı efendim? Migros ekibine sorayım. Sizde mutlaka vardır da. Arama paylaşımları. Ama biliyorsunuz yani. Tamam. Şimdi ben diyorum ki,
Yani adam o kadar gelmiş, web sayfanıza girmiş, beğenmiş ve sizden bilgi almak için e-mailini bırakmış. Bu adama siz bir şey gönderiyorsunuz ve adam alışveriş yapmıyor. Yani 6'a niye 6 ay boyunca bekler ki bir adam? Demek ki siz orada bir şeyi çok itekleyemiyorsunuz gibi. Ya welcome mail, yani bu neye işaret bence? Hani doktor gibi oldu ama hani doktor hani teşhis yapar ya, şu sıkıntın var mı? Neye işaret? Demek ki gönderdiğiniz hoş geldin mailinde bir sıkıntı var. Eğer hoş geldin maili eğer atıyorsanız, attığınızı düşünüyorum. Bu adamı satışa yönlendirmiyorsa nasıl yönlendirebilir? Mesela bir kupon verebilirsiniz değil mi? Yani teşekkürler Murat Erdoğan, iyi ki üye oldun. Sana bir indirim kuponu, 15 gün geçerli olan bir indirim kuponu. Ömür billah değil, bir de öyle bir hata oluyor. Ömür billah bırakıyor, deadline koymuyor. Ondan sonra adam unutuyor gidiyor. Halbuki 15 gün ya da bir ay, bir ay da fazla 15 gün. 15 gün içerisinde alışveriş yap, %20 indirim kazan. Bu direkt sizi hızlı alışverişe sokar. Ama 90 günse bu, burada düşünmek lazım. Yani bunun bir sebebi vardır demiyorum ama vardır mutlaka. Niye kimisi 30 günde alışveriş yaparken kimisi 90 gün bekliyor, 3 ay? Çok büyük bir süre yani. Bir ayda alışveriş yapan ya da ilk günde alışveriş yapan ne kadar güzel değil mi? Hemen bir cash flow başladı. Bir nakit akışı başladı. O müşteri yaşam döngüsüne girdi. Hızlı bir şekilde. Belki de 3. ayda alışveriş, ilk alışveriş yapana kadar diğeri. Bu adam belki 3. alışverişini yapacak. Yani her ay belki alışveriş yapacak. Memnun kalacak. İşte Migros mesela. Güzel bir örnek aslında. Ne kadar iyi yaptınız ya, geldiniz. Bak çok güzel. Gerçekten doğru bir örnek. Eşim mesela benim Migros'tan alışveriş yapıyor. Çok memnun kaldı. Ve şimdi sürekli oradan yapıyor. Şimdi biz ben ona diyordum ki yani gitmeyelim. En azından bu ağır işte ya da ne bileyim ağır değil de karton havlu alıyorsunuz değil mi? Havlu biçimsiz ya işte 12'lik, 8'lik falan. Sığmıyor. Böyle taşıyorsun falan. Ağır değil ama. Ya da işte soda alıyorsun, kola alıyorsun bilmem ne. Ağır. Diyorum ki eti meti tamam görerek al. Hani öyle bir şey var kadınlarda. Göreceğim diyor. O da et işte. O da et yani. Gidip de oradan plastik bir şey koymuyor ama görmek tamam gör. Ama şeyi online ver. İlk başta soda bilmem ne falan ıvır zıvır böyle deterjan falan online vermeye başladı. Yine biz o et, met gibi şeyleri yumurta mumurta offline fiziki gidip alıyorduk. Baktık ki çok memnun kalmaya başladı. Bir gün eti de oradan verdi. Ben de sordum nasıl dedim falan. Ya çok süper. Tamam işte yani artık döndü olay yani. Siz bu adamı kazandınız. Adam derken hanımı kazandınız benim. Ve iki günde bir, üç günde bir oradan alışverişini yapıyor. Süper. Hiç markete gitmiyor musunuz? Kim derken? Ben mi? Gidiyoruz da çok gitmiyoruz yani. Artık gerek kalmadı abi. Yani oradan geliyor. Bazen çok acil bir şey varsa gidiliyor. Ya da ne bileyim işte oğlanın böyle bir çikolatası, mikolatası bittiyse yani bakkal olmadığı için. Bakkal olsa bakkala gideceğim. Efendim? Ekmek falan. Ekmek falan ha. Yani bakkal yok çünkü bizim mahallede. Biz dağın başına oturuyoruz. O yüzden markete gidiyoruz. Marketten alıyoruz. Ama yani çok hayatımızı kolaylaştırdı yani. Ama yani siz adam oraya girdikten sonra 6 ay boyunca alışveriş yapmıyorsa 6 ay boyunca sizin yaptığınız pazarlama faaliyetlerinde bir sıkıntı var demektir. Yani illa online diye düşünmeyin. Ben size böyle şeyleri atıyorum tek tek. Siz oradan çıkaracağınız soruyu çıkartın. Yani illa da bir sonuç çıkacak diye bir kaydı yok ama hani ben biraz zihin aritmetiği yapıyorum. Şimdi şu da olabilir. Hoş geldin e-postası gönderdiniz. Teşvik var ama iyi bir teşvik değil. %5 indirim verdin. %5 indirim verdin. Ne alışveriş yapacağım? Ya da teşvik yok. Adam o zaman aldı maili, hoş geldin, 5 gittin, teşekkürler. Kuru kuru teşekkür edersen sonuç alamayabilirsin. Tamam adam tıkladı, hadi dedi, tıklayın dedi. Web sayfanıza geldi. Belki de web sayfanızda bir sorun var. Ürünler kötü, resimler kötü. Mesela benim çok başıma geliyor. Ben hep kendimi, hep şunu diyorum, kendinizi tüketicinin yerine koyun. Ben mesela bir web sayfasına giriyorum. Resimlerin kalitesi kötüyse, görselleri iyi anlayamıyorsam oradan çıkıyorum. İntiba şu oluyor, buradan bir şey olmaz. Sahtekar demiyorum ama yani böyle sahtekar bir firma gibi düşünüyorum. Yani amatör. Özensiz, amatör, ürün gelir mi gelmez mi? Gir ama abi migros.com'a abi şak diye böyle elma böyle parlıyor kırmızı tamam mı? Amma reklam yaptım ha bugün Migros. Siz getirdiniz değil mi orada şeyde Neval'de elmalar var mı? Yani başka örnek varsa onu vereyim mi? İşte bugün şanslı şey sizsiniz. Geçen ayda başka bir arkadaş vardı. O şanslıydı. Ama güzel cuk oturdu yani. Ürünler yani. Belki de adam hayal ettiği ürünü bulamadı. Giriyor.
Ondan sonra bir bakıyor ya aman diyor. Mesela sizin beyefendi mesela şimdi değil mi cep telefonu falan satıyorsunuz elektronik aletler. Neydi? Megatextil.com diye isim attım yani. Neydi? Gepa.site.com. Gepa.site.com. Gepa.site.com'a girdim abi. Ürünler çok güzel ama ben şimdi iPhone X arıyorum tamam mı? Yeni iPhone çıktı ya şimdi. Yok o zaman çıkıyor mesela. Yani oradan da belki kaybediyorsunuz. Bir daha da gelmiyorum. Kızıyorum size. Halbuki siz o e-mail atarken iPhone, iPhone X, iPhone 10 diyorsunuz. Ulan bir giriyorum. iPhone 10 nerede? Yok. O zaman bir daha benliyorum sizi. Bir daha girmiyorum gibi. Peki bir soru daha sorayım. Bu soruları soralım. Kendi kendinize sorun. Geçen gün ben bunu bir webinar yaptım. Sizin katıldığınız webinarda. Bunların valla çoğuna cevap alamadım yani. Çok da üzüntülü bir şey. Yani koskoca e-ticaret sahipleri, site sahipleri katıldı. Bu soruların hiçbirine yani bir tanesi hariç cevap alamadık yani. Hayır çıktı. Ya da hayır bilmiyorum dedi. Evet. Yani sizin bir web sayfanız var. Ortalama alışveriş sepetinizin tutarı nedir? Yani günde 100 tane ürün satıyorsun abi. Total ciron ne? 1000 lira mı? Yani 10 lira sepet ortalaman var. Senin sepet ortalaman kaç lira? 100 lira mı? 150 lira mı? 300 lira mı? 500 nedir? Niye önemli sizce bu? Yani bir adamın sepet ortalaması neden önemlidir? Şimdi ben bazen burada örnekler veriyorum. Diyorum ki, abi diyorum VIP müşterine bunu yap diyorum. VIP müşterine ara diyorum. VIP müşterine evine git diyorum. VIP. VIP müşteri neye göre VIP? Mesela iki tane müşteri örneği vereceğim. A ve B. Bu A her ay sizden geliyor 100 TL alışveriş yapıyor. Yani 100 çarpı 12, 1200 TL. Bu da B. 3 ayda bir 300 lira alışveriş yapıyor. 300, 300, 300, 300. Yani 300 çarpı 4. Bu da 1200. Yani bu Ocak, Şubat, Mart, Nisan geliyor. Bu da Ocak'ta geliyor. 300 yapıyor. Nisan'da geliyor. Temmuz'da geliyor. İşte bir de Ekim'de geliyor. Hangisi değerli sizin için? Yiğit Bey size sorayım. Siz bir dükkan sahibi olsanız, bakkalınız var abi. Bu mu değerli? Her ay 100 liralık alışveriş yapan mı değerli? Yoksa 3 ayda bir 300, 300 yapan mı değerli? Doğrusu yok bunun bence. Yani sadece... Ciro olarak aynı şey diyor. Biraz göreceli ama. A daha iyi. Hangisi bu? A. Niye efendim? Çünkü daha böyle bir sıcak paraya yakın gibi. A. Sıcak daha para. Güzel, evet, okay. Daha güzel. Sizce? Bir kere gelmesi 1100 olur. İki kere gelmesi 1000 olur. Ama diğerinin bir kere gelmesi. Diğeri de istikrarlı. Onun daha da gelme ihtimali yüksek. Daha istikrarlı olduğu için ben de... Abi mesela kim istiyor ki? Bu daha güzel diyor. Niye abi diyorum? Her ay geliyor ya şimdi. Tek atışlık. Sepetse belki 100 lirayı belki 120 yapacağım diyor. Diyecek ki benim bakkal yapıyor onu. Eski bakkal. Oo Muratçım diyor hoş geldin falan diyor. Yeni çikolata geldi. Torbaya atıyorum diyor. Aslında farkında olmadan sepetin ortalamasını arttırıyor. İşte 100 liralık bir müşteriyken 110 yapıyor. Bana da güzel çikolata koyuyormuş. Yani pahalısından koyuyor. Ondan 110 oluyor. Kimisi bunu tercih ediyor. Ben ise şunu tercih edebilirim. Niye? 300 lira geldim Ocak ayında. Koy abi repoya. Getirisi daha fazla. Yani bakış açısı. Nisan'da geldim ya bunun aslında finansal şeyi daha fazla gibi düşünebilirsiniz. Yani bu tartışın her sektöre göre değişiklik gösterebilir. Bunlar hep zihin aritmetiği. Yani şu verdiğim örneğin bir doğrusu var demiyorum. Ama kimisi bunu genellikle bu tercih ediliyor. Abi her ay geliyor diyor. Her ay gelsin diyor. Kalabalık olsun diyor. Ama sepet ortalamasını bilmek lazım. Şimdi sepet ortalaması 100 liraysa mesela ben şunu öneriyorum. Şimdi müşteriyi ayırmanız lazım. Yani 100 liralık bir ortalama varsa 110 liralık müşteri VIP mi? Peki VIP ise 300 liralık müşteri ne oluyor? VIP ötesi VIP mi oluyor? 500 liralık ne oluyor? O yüzden benim tavsiyem şu olacaktır. Sepet ortalaması belli mi? 100 lira. Bunları artı %20 artı %20 bir şeyler yapın. VIP 1, VIP 2, VIP 3. O ötesi şey Uber yani çok acayip. Bir de böyle şey aşağı indirin 80, 60, 40. Mesela diyelim ki ne oldu? 150, 100 ile 150 arası bir segment var. 150-250 arası var. 250 ve üstü var. Şimdi 250 lira ve üstü alışveriş yapan ve sepette ürün bırakan adam çok değerli bir şey bence. Eğer sizin ortalamanız 100 liraysa. Matematik konuşuyoruz şu anda. Değil mi? VIP'nin de VIP'si. Yani 110 lira bırakan değil, 250 lira bırakandan bahsediyorum. O yüzden bu adamları daha farklı strateji yapmanız lazım. Stratejiden kastım şu, adam sepette ürün bıraktı. Ne yapıyorsunuz? Sepette ürün bıraktın, git al diyorsunuz. Ama 250 liralık adama bunu demiyorsunuz. Dememeniz lazım. Demeniz lazım ki, sevgili Murat, ürünü bıraktın. Sana kargo indirimi veriyorum. Çünkü kaçırmak istemiyorum ben o adamı.
VIP'nin de ötesinde bir adam benim için. İki tane şey 100 liralık müşteri, 2,5 liralık 100 liralık müşteri. O yüzden o adamı kargo sunabilirsin. Bir sonraki indiriminde kullanması için %20 indirim verebilirsin. Bunu yapanlar var. Türkiye'de çok yapan var. Ve bizim Türkler uyanıyor bu işe. Onu biliyorsunuz değil mi? Mesela siz dördünüz beraber misiniz efendim? Dört arkadaş. Bu dört arkadaş beraber abi diyor ki isimler ne abi? Tuna. İbrahim. Yavuz. Hüseyin. Bu dört kafadar oturuyor abi. King oynuyor tamam mı evde? Gece diyor ki ya İbrahim diyor ulan diyor bizim diyor şey bitti diyor. İşte bir şey. Şimdi sizin siteye girecekler. Neydi sitenin ismi? Ha? Abi ben salaya atıyorum. Sen anla işte. Bak sana böyle bir şey favori yapıyorum. O kadar gelmişsin şeyden Samsun'dan. Gepasite.com'a giriyor bunlar tamam mı? Dört kafadar. O işte bir şey atıyor, bir şey atıyor. Sonra diyor ki Yavuz. Abi diyor satın al tuşuna basma diyor. İbrahim diyor ki niye oğlum diyor. Alacağız diyor ihtiyacımız var diyor. Abi diyor bırak diyor. Abi 350 liralık şeyi sepette bırakıyor gidiyor. Çünkü onlar önceden biliyorlar. Bu adam sepet mail atıyor 10 dakika sonra. Ya diyor sevgili kardeşler diyor. Ne olur gelin diyor. Ben size bir kargo vereyim diyor. Bir şey vereyim diyor. Çünkü zamanında bunu yapmışlar. Denk gelmiş. Biliyorlar yani belli bir meblağın üstünde bu adam şey atacak. Sepet mail atacak ve ne olur gel. Sana kargo vereyim diyor. O kargo indirimini kapmak için böyle numaralar yapıyorlar. Numara değil aslında yani güzel. O yüzden bunu da yapanlar var. Hak ediyor aslında yani. Kim hak ediyor? Uyanıklık. Tabii. Yani ama sonuçta herkes mutlu. Bu taraf mutlu. Ondan sonra o taraf da mutlu. O malını satıyor. Onlar da indirim alıyor ekstradan. Ya da bir sonraki şey için, alışveriş için indirim alıyor. Hepsi burada da geçen eğitimde de dediniz. Yaptım. 3 haftadan beri duruyor. Hiçbir şey yapmadım. Yani 1080 lira ürün beğendim. Bekletiyorum orada ama şu an acil. Sizin çok ama olmuş. Hepsi burada da hiçbir şekilde... Aldınız da. Yani. Dürtmediler mi? Hiçbir şekilde. Allah Allah. 1080 lira. Belki canka düşmüştür e-mail. Hayır. Üye girişimde yaptım. Her girdiğimde de sepete bakıyorum. Duruyor orada 1080 lira. Valla şöyle ya hiçbir şekilde ne oluyor? Abi onu artık atın gitsin. Ne aldınız 1080 liralık? Sonra sahiptir. Özel bir eşya. Doğal olarak şey. Ya ne bileyim. Ya bu adam çok katakulli ne biliyor musunuz? Böyle her şey böyle şey özel. Bir sorun cevabını alamazsın yani. Bir proje var özel yani. Çok merak ediyorum. Yani gazetelerde göreceksiniz bu adamı. Şöyle, patlayacak. Birisine hediye diyelim buna. Kadınsı bir şey diyelim. Tamam. Doğum gününe yaklaşmasın. Belki oradan indirim falan alırız. Bekle abi sen bekle ama doğum günü bak kaçarsa sonra. Yok 8 Ekim'de. Doğum tamam günü. İnşallah 8. Ben bir arayayım hepsi burada diye. 7'sine kadar bekleyeceğim. Hadi bakalım. İyiymiş. Ben bir şey sorabilir miyim? Buyurunuz. Şimdi 100 TL, 300 TL alışveriş yapanlarda. Evet. Şimdi ben... Kafamda düşünce en yakın olasılık şu geliyor senaryo olarak. 100 TL'lik alan bütçesi zaten o kadar ve her ay sorgusuz sualsiz oradan alıyor. Sanki 3 ayda 300 TL'lik alan her ay bütçesi daha yüksek birisi ve daha böyle kıyaslama yapan birisi. Başka sitelerde de bakıyor, şey yapıyor. Totalde burası düşük geldi aylarda buradan alıyor. Şu olabilir ama mesela ben o kafadayım da onu şey yapamadım eşimle. Ben diyorum ki eşime, bu gerçek yaşanmış bir hikaye. Ya her gittiğimizde artık o derdimiz kalmadı. Migros'a ondan geliyor. Ama önceden ya gidiyoruz hep böyle taşıyoruz. Diyorum ki ya 3 ayda bir sipariş verelim. 300 liralık tamam mı? Karton havluları alalım. Depo var aşağıda. Depoya yığalım. Mesela öyle bir müşteri de olabilir bu. Yani toptan alıyor. 3 aylık şeyini koyuyor. Bir daha gelmiyor. Da olabilir. Yani ama dediğiniz de olabilir. Yani o zaman bir parametre olarak yani bu müşteri %100 kazanılmış bir müşteri mi yoksa %30 kazanılmış bir müşteri mi? İşte evet. İşte bir sürü arkadaş şeyler var. O data zaman daha potansiyelde daha önemli bir VIP oluyor. Tabii. Bakış açısına bağlı. Bir de mesela VIP değil mi? Deminden beri söylüyoruz VIP, VIP. Bu soruya da cevap alamadık. Yani dedik ki geçen haftaki webinarda VIP 1000 tane müşteriniz var. Sizin VIP diye tabir ettiğiniz müşteri sayısı kaç? 10 tane mi? 15 tane mi? 600 tane mi? Eğer %60 ise iyi bir şey mi? Yani gelirinizin kaçını oluşturuyor yani. Ben 100 lira kazanıyorum. Her ay 100 lira giriyor benim şeyime. Ben danışmanlık yapıyorum. 100 lira kazanıyorum her ay. Mesela. Ve 60 lirası 2 tane müşteriden geliyor. 18 tane müşterim var. Bu dengesiz bir aritmetik. Çünkü niye? Bazen yani o da bakış açısı diyor ki abi diyor, iki tane müşterim var diyor. Onu böyle sıkı sıkı tutuyorum diyor. Çok iyi hizmet veriyorum diyor. %60 garanti. Nereden biliyorsun? Adam yarın iflas etti bir şey oldu. Olmuyor mu?
koskoca Markafone kapandı. Klixa kapandı. Yani olabilir her şey. Taze Direkt gitti. Yani hiç bir anda yani bir gün mail geldi. Kapattık dükkanı dedi. Olabilir. Ticaret bu. O yüzden o da şey değil. Yani o yüzden bu parametreye bakmak lazım. %60'ı gelirin iki firmadan geliyorsa dağıtmak en iyisi. Mesela %30 buradan, %30 orta ölçekli, %40 düşük ölçekliyse eşit dağılım iyidir. Yani diyeceksiniz ne yapayım? Yani hani bir tanesini iptal edeyim de dengemi sağlayayım. Yani o yüzden satış elemanlarınız ona bakması lazım. Hangi ürünleriniz nasıl satıyor bakması lazım. Gelirin nereden geldiğini iyi şey yapmak lazım. O müşteri kitlesini de mesela bakın deminki örnekler güzel örnekler. Migros'un. Adam VIP müşteri kaybetmemek için her ay başı 100, top 100'ü çıkartıyor. Migros'un kaç şubesi vardır? 300 var mıdır 300 şubesi? 1000 ya da. Yani bu şubelerin hepsine gönderiyor mu bilmiyorum ama 3M'lere mi gönderiyor? 5M artık bilmiyorum. Ama sonuçta yüzlerce şubenin elinde ayın birinde bir liste var. Şube müdüründe. Ve adam oradan arama yapıyor. Ne yapıyor? Çünkü bu VIP'yi kaybetmek istemiyor. VIP müşteri benim diyor. Çok önemli diyor. Peki bir de şu var. Bu VIP diye tabir ettiğiniz kitle web sayfanızına girip alışveriş yapıyor mu? Giriyor mu? Çıkıyor mu? Mesela daha demin Yiğit Bey'le onu konuşuyorduk. Yiğit'le şunu tartışmasını yapıyorduk. Diyordum ki e-posta pazarlama konuştuğumuzda şu hataya düşüyoruz. Siz mesela bir sisteme bakıyorsunuz. Sistemde atıyorum rakamları kolay olsun diye 100 kişiye e-posta gönderiyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ya Murat Bey benim maillerimi her ay 20 kişi açıyor. Geri kalan 80 kişi açmıyor. Bunlar pasif. Bunlar kaybedilmiş. Bunları ne yapayım diyorsunuz. Yiğit de diyor ki nereden biliyorsun diyor. Belki de web sayfasına giriyor diyor. Ki benim mesela var. Ben artık maillerime bakmıyorum. Örnek veriyorum. Ama gidip web sayfasına giriyorum. Adam da ne yapıyor? Barilyans'ta gidip oradan web sayfasına nereye girmişsin? Kaç dakika harcamışsın? Hangi kategoriye girmişsin? Migros'a girmişim. Migros'ta kategoriler nedir? İşte güzellik. Güzellik kategorisinde mi zaman geçiriyorum? Yoksa et reyonunda mı? Yoksa atıyorum şarküteride mi? Barilyans, özür dilerim. Barilyans şey mi? Ölçüm firması mı? Barilyans tavsiye sistemleri yapan bir şirket. Yiğit Bey, onun temsilcisi. Tanışın, kartlaşın. Ben habire şarküteri reyonunda zaman geçiriyorsam, o zaman bana e-posta göndereceksiniz, şarküteri ürünlerini göndereceksiniz ya da ona benzer ürünleri göndereceksiniz. Ya da Teknosa'ya giriyorum. Teknosa'da ben daha çok televizyonlara bakıyorsam web sayfasında bu datayı buradan alıyorsunuz ve Murat Erdoğan'a e-mail atarken diyorsun ki televizyonları göndereyim. Çünkü bu adam en son 3 defa girmiş, bir içerisinde 3 defa girmiş ve zamanın %80'ini televizyonlarda geçirmiş. Belli ki he is likely to buy. Yani o televizyonları almaya yakın bir adam. Niye televizyonlara bakar ki bir insan? Değil mi? Yani kendinizi düşünün. Demek ki o dönem televizyon merakınız var. Ya da televizyon alacaksınız. Değil mi? Evet. Yani böyle siz de o datayı veriyorsunuz. Adam şak diye. Ne oluyor? Adam aptal oluyor. Bir geliyor mail. Sevgili Murat, bir de esprili bir dil kullanıyor. Son zamanlarda gördüğüm kadarıyla televizyonları inceliyorsun. Al sana en kral televizyonlar diyor. Samsung televizyonu 5000 TL'ye hop bir bakıyorsun evde televizyon. Lan ne ara geldi bu diyorsun? Sizde televizyon var mı abi? Yok. Yok. Cep telefonu, tablet. Sizde televizyon var. Sizde var televizyon. Ama ben de deniz kartı var ama alayım sizden. Tamam. Bir de şu önemli. Buyurunuz. Bir şey yapıyoruz. İki müşteriyi ayırırken ya hangisi sezonluk ürünlere bakıyor mesela? Ticarette bu önemli bir kriter bence. Hangisi indirim dönemi geliyor? Doğru. Özellikle konfeksiyonda, ayakkabıda sezon ürün alan VIP'dir. İsterse bir tane alsın. İndirimle ürün alan, yani şimdi bir ayakkabı 600 lirayken bir müşteri gelip alıyorsa onun cirosuna bakmadan onun üzerine daha çok gitmek lazım. Doğru. Öbürküsü o ayakkabı 150 liraya yenince 4 çift alıyorsa tamam, o da bir ayrı katman ama ben 600 liraya sattım, bir ayakkabıdan daha çok kar elde ediyorum. Doğru. Tabii yani aslında milyon tane parametre var. Yani evet. Sizin o topladığınız parametreleri ne kadar iyi alıp, Türkler de o konuda çok iyidir biliyorsunuz analiz etme konusunda. Analiz edip, e-postaya otomatik gömüp, kişiye özel mesaj gönderirse. Şimdi Endüstri 4, Endüstri 4 diyorsunuz değil mi? Ben konudan konuya geçiyormuş gibi algılamayın. Hep aynı konular çerçevesinde dönüyorum. Sanayi 4 niye çıktı? Ya Sanayi 4 bir anda niye çıktı? 4. sanayi devrimi. 2-3 tane parametre var. Bir, kişiye özel üretim. Ayağımdaki ayakkabı şu anda da üretiliyor. Ama üretim bandından günde 1 milyon tane çıkıyor.
ama 1 milyon tane farklı çeşit ayakkabı çıkartabiliyoruz. Sanayi 4. Evet. Şeyimiz bitmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Ses biliyor musun? Sanayi 4 sayesinde ne oluyor? Akıllı fabrikalar ve kişiye özel ayakkabılar. 1 milyon tane farklı ayakkabı. Ses geliyor abi. Niye beni korkutuyorsun ya? Ses geliyor abi. Şimdi hız, düşük maliyet, çünkü robotlar girdi işin içine, daha düşük maliyet. Bir de kişiye özel kişiselleştirilmiş ürün. Yani kişiselleştirme zaten hep önemliydi ama şu son gelinen noktada kişiselleştirilmiş mesajlar çok çok önemli. Mesela buradan birini seçip, sizle hiç sohbet etmedik, hep gülüyorsunuz siz de, ne kadar güzel. Siz efendim, siz gülensizsiniz. İsminiz? Cansu. Cansu Hanım. Siz mesela bir sürü yerden mesajlar geliyor, mesaj bombardımanı var. Sizi ne cezbediyor? Kişiye özel bir şey gelince, sevgili Cansu ya da ne bileyim son zamanlarda baktığınız ürünlerle alakalı bir şey geldiği zaman daha açmaya odaklı değil misiniz? Açıp tıklamaya. Genelde ben isim çok mailleri kullanmıyorum. Okey. Push. Mobil aplikasyonu olan bir şirketten. Tamam. Kategoriler özelinde kuş geliyor. Onu tekrardan indirim varsa onlara bakın. Güzel. Ama kişiselleştirme önemli. Yani size de kişiselleştirilmiş mesajlar geldiği için ilginizi çekiyor. Evet. Süper. İşte demin konuştuğumuz konu VIP olduğunu düşündüğünüz kitleye ne yapıyorsunuz? Demin örnek verdik. Bu adamları ne yaparsınız? Mesela genelde bunu atlıyor insanlar. Ki bunu Migros çok iyi yapıyor. Bazı şirketler, moda şirketleri şey yapabiliyor. BM mesela yapıyor. İndirimler başlıyor. İşte kelebek indirimi, bahar indirimi. Onların da indirimi bitmedi bu sene. Yani her şey %80'in de %80'i. 600 liralık ayakkabı 100 lira iniyor. Yani o zaman tabii ki 600 liralık ayakkabıyı ben sırtımda taşıyıp Akmerkez'e turlamam lazım şirketin sahibi olarak. Ya da mağazanın müdürü olarak diyeyim. Şimdi şirket sahibi deyince farklı bir yere doğru gidiyor. Ama öyle yani. Şimdi 600 lira nere? Şimdi bakıyorum ayakkabıya. Aa diyorum, böyle kocaman çarpı var. Bakıyorum böyle 600 lira diyor. Şimdi ne kadar? 140 lira. Allah Allah diyorum. Bundan da para kazanıyor. Bundan dehşet para kazanıyor. Bunda demek ki %400 kar yapıyormuş bu adam diyorum kendi kendime. Ondan sonra. O adam tabii ki çok iyiydin dediği de çok doğru yani. Çok değerli. O adama daha farklı bir şey sunması lazım. 140 liranın gelişi ne kadar? O da önemli. Yani. Abi o da 30 lira 40 lira falandır işte. O da aslında %400 yapıyor. O %800 yapıyor. Yani aslında her türlü kar var yani. Ama onun da garip yani. Şimdi garibim. Onun da Akmerkez'in göbeğinde, bilmem ne göbeğinde mağazası var. Çalışanı, şusu busu, yani karlılıkta soru işareti. Ama yani ilk duyuruyu mesela VIP müşteriyle yapıyor. E-mail gönderiyor. Size özel diyor. Ya yani onların database'inde atıyorum 300 bin kişi varsa bu özel mailler VIP müşterilere gidiyor. Belki 5 bin kişi, belki 10 bin kişi. Sadece size özel diyor. 10 ile 12 arası diyor. Size özel açıyoruz diyor dükkanı diyor. Kanyon dükkanı diyor. Harvey Nichols. Yani onda gidiyorsunuz, böyle bir kodu var e-mailde, kodu söylüyorsunuz, o kodla giriyorsunuz, size özel bir kendinizi şey hissediyorsunuz. Bir de analizler, yani bu konuyla alakalı hep söylüyoruz ama bizdeki eksiklik bu. Yani bazı konuları çok iyi yapıyoruz, e-postanın en kralını gönderiyoruz, tavsiye sisteminin en iyisini kullanıyoruz ama analize gelince çakıyoruz. Ölçümleme deyince yapmıyoruz. İki ölçüyoruz, üç unutuyoruz. Sonra 8 ay sonra ya bu şey ne oldu diyorsunuz. Geçenlerde bir toplantımız vardı. Toplantıda yani geçen sene, hatta bir sene önce bir şirket diyor ki işte ya diyor biz diyor eski şirketinden bahsediyorum. Sizden iyi sonuç alamıyoruz diyor. Niye işte diyorum Burhan Bey diyorum. Vallahi diyor geçen bir mail attık diyor. Bir mail atmışlar, kimse tıklamamış. Sıfır tıklama diyor. Şimdi diyorum ki imkansız diyorum ya. Bir kişi bile tıklamadı mı acaba diyorum ya. Maile tıklamaz mı bir insan ya, bir kişi bile. 100 bin kişiye göndermiş adam. Gerçi o bizi bağlayan bir şey değil yani. Sonuçta demek ki kötü bir içerik göndermişsin. Adam tıklamıyor ama e-maili açtık. Adam linki koymayı unutmuş ya. Tıklasa ne olacak yani? Nereye gidecek yani? Ondan sonra yanında da şey var. E-ticaret müdürü var. Dedim sizin dedim eleman koymamış ki dedim linki. Hani ne yapalım? Ben ne yapayım dedim. Tabii ha, eleman da ben orada şey yaptım. Çünkü eleman da şey yapıyor böyle. Bak diyor 100 bin kişi girdi. Hani lan sen daha linki koymamışsın. Ben ne yapayım? Sihir mi yapayım? Hokus pokus. Abi neyi çekiyorsun? Ha tamam. Bunları ben sana anlatacağım şimdi tek tek. Bunlar webinarda vardı aslında. Bir arkadaşım bana at demişti aslında. Ha. Yasal şeyleri. Abi dataların güncellemek gerekiyor. Türk işi yapıyoruz yine bak.
İzinli pazar. Geçen gün Türk Telekom'un pilot projesi vardı. Sağ olsunlar beni çağırdılar. Pilot mentorluk. Bir kardeşimiz geldi. 6 tane şey var. Dönüyorlar. Yarım saatte bir geliyor böyle. Biz de bilgilerimizden destek olmaya çalışıyoruz. Bir kardeşimiz geldi. Yeni kurmuş şirketi. İsmini zikretmeyeyim. Ne yapıyorsun dedim. Pazarlamayı ne yapıyorsun dedim. Ben dedi 20 bin kişiye mail attım abi dedi. İyi yaptın dedim. Lan dedim hangi ara 20 bin kişi? Abi dedi onu karıştırma dedi. Yani izinsiz işte almış yani. Karıştırma diyor. Oradan buradan. Ya dedim daha bismillah işin başındasın. İzinsiz pazarlama yapıyorsun. Spam yapıyorsun. Adam sana bir daha gelir mi? Yani izinli pazarlama yasası çıktı. Yasa çıkmamış olsa da bunu zaten yapmayın. Ama işe yeni başlıyorsanız datanızı sıfırdan kurun. Kasmayın. Çünkü bu işin cezası da var. Ceza gelir gelmez o önemli değil ama yani bir sonuç almıyorsunuz. Artık hele hele bu dönemde yani 5 sene önce şöyle bir dünya vardı. Ben günde 5 defa Markafon'dan mail aldım hatırlıyorum. Ama o zamanki dünya oydu. Sabah geliyordu. Daha bismillah 10'da latte içiyorum 10'da geliyor. Öğlen yemekte geliyor. İlkinde de geliyor bir de akşam geliyor. Ve sonuç da alıyorlardı bu arada. O da manyak olması lazım değil mi? 5 tane atılır mı? Ama sonuç alıyordu adam. Şimdi günde 5 tane bir yerden mail gelse açar mısınız? Spam'e basıyor adam. Ya da şikayetçi oluyor. O yüzden bu izinli pazarlamaya uyun. Artık tüketici bilinçlendi. Adam artık spam'e basıyor. Bu beni taciz ediyor diyor. Hotmail bunları alıyor. Sizi böyle alıyor, 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 alıyor. Sonra bir gün sizi bir kapatıyor hesabınızı. Blacklist'e atıyor. O blacklist'ten çıkana kadar canımız çıkıyor. Kurunun yanında yaş da yanıyor. O yüzden bu işlere hiç girmeyin. İzinini gönderin. Az olsun, öz olsun ama mesela siz şimdi şirketi yeni kurdunuz değil mi abi? Yüz bin datam var demiş mesela. Ha var oradan bir şeyler. Güzel. Peki hiç kullandınız mı datayı? Ha okey. Çünkü bir de şöyle bir şey oluyor. Bir yine 4-5 sene önce perakendenin en büyük devlerinden bir tanesi geliyor. İsmini şimdi zikretmeyeyim canlı yayında. Bilal'e arkada söylerim. Adam diyor ki Murat Beyciğim işte biz çalışmak istiyoruz falan. Okey kaç datan var abi? 200 bin. Kaç zamandır topluyorsunuz? 5 senedir topluyormuşum. Çok güzel. Ben de heyecanlanıyorum şimdi. Satacağız ya ona güzel bir paket. Peki diyorum ilk yani mail atıyorsunuz değil mi sürekli diyorum. Yok diyor ilk defa atacağız diyor. Abi şimdi 5 senesinden toplamıyorsun çöp biliyor musun? %80 çöp. Adam 5 sene önce sana e-mail'i bırakmış. Sonra mail gelecek. Diyecek ki bu kim ya unuttum yani. Markayı biliyor da. Bana niye mail atıyor diyecek. Demez misiniz yani? Unutursunuz değil mi? Dün akşam ne yediğimi ben hatırlamıyorum. Direkt spam'e basıyor. O yüzden bunları hep anlık kullanıyor. O yüzden size sordum. Yani bir ay, üç ay, beş ay bekletmiyor. Zaten sonra unutuluyor. Bir sene sonra başlıyor. Hadi biz başlıyoruz diyor. Abi bazen şu da oluyor. Adam Hotmail'ini kullanmıyor mesela. Bir sene ya da iki sene kullanılmayınca aktif Hotmail onu iptal ediyor. Yani siz giremiyorsunuz. Aslında iptal etmiyor Hotmail. Onu tutuyor. Çünkü sazan firmalar hala o e-mail'e mail atıyor mu diye topluyor. Topluyor. Sonra diyor ki sen diyor kardeşim diyor bu olmayan mail'e ne mail atıyorsun diyor ve şak diye cezayı kesiyor Hotmail. Cezadan kastım para cezası değil tabii ki kapatıyor. Blacklist alıyor. Siz o blacklist'ten çıkana kadar da canınız çıkıyor. Türkiye'nin en büyük ve en volümlü, en hacimli firmalarından bir tanesi yine ismini zikredemeyeceğim. Birazdan arkada. İşte gelmeyenler bunu kaçırıyor abi. Bak gelseydiniz bu firmaların kim olduğunu duyacaktınız. Ama buradaki şanslı 80 kişi duymuş olacak. Adamı şey aldı Hotmail. 300 bin, 500 bin maili vardı. Ciddi bir rakamdı. Blacklist'i aldı ve bir haftada falan ancak çıkardık. Yazışmalar ve yani çok riskli işler. Ve düşünsenize yani 500 bin kişi inanılmaz bir ciro Hotmail. O yüzden bunlara çok girmemekte fayda var. İzinsiz gönderdiği için karşı tarafta burada SMS gibi değil değil mi? Şikayet mailciyi nereye yapıyor mesela? Hotmail'den geliyor işte. Hotmail'e spam şikayet ettiği buton var. Batıyor. Hotmail'e yapıyor şikayeti. Hotmail diyor ki bu beni rahatsız ediyor diyor. Bilmem nesi.com diyor. O da Hotmail'i topluyor otomatik. Topluyor. Bir bakıyor. Türkiye'den bir şirket var. Bilmem nesi.com Habire bu şikayet alıyor. Kimmiş bu diye bir bakıyor. Hatta otomatik her şey. Yani sana 100 kişi aboneliğinden çık koymamış bu firma. Doğru mu? Ya koymuş da adam çıkmadan şikayet ne yapıyor? Belki çıkıyor da ama şikayet ne yapıyor sonuçta? Bir de KVK var. Kişisel verilerin korunması kanunu. Bu konuda da bayağı bir yatırımımız var. Onu da biliyorum. 8 milyon dataya
tek tek call center'dan otomatik, bak bayağı araştırmışım size ha. İşe girsem işe girerim yani Migros'a. Yani siz bugün bir e-mail aldığınız bir şirketi arayıp benim size ne tip bilgilerim var diye sorarsanız cevap vermek zorunda. Hangi bilgilerim var ve nerede kullanıyorsun? Bu vice versa size de gelebilir. Adam sizi arayıp derse ki kardeşim bende sizde benim hangi bilgilerim var diye sorarsa bunun cevabını vermek zorundasınız. Bu KVK bayağı ciddi bir şey. Hapis cezası bile var. Hatta bu çıktıktan sonra millet böyle bir şey oldu. Bir anda herkes hapis duyunca, ya düşünsene ne aptalca bir şey. Hapise girmişsin, Allah korusun. Niye girdin? Abi dataları ayıklamadım yani. O adam orada adam öldürmüş. Sen de orada datacısın. Yani o yüzden millet bir anda 2 sene verdi devlet. Bir senesi geçti, son bir senesi kaldı. Hatta 8 ay kaldı. 8 ay sonra artık deneme süresi bitiyor ve artık her türlü şeyde çok ağır cezası var. Yani burada amaç şu, ISP'ler nezdinde güvenilir olmak. ISP'den kastım Hotmail, Gmail, Yahoo. Hala Türkiye'nin %60 ve üstü Hotmail kullanıcısı. Ben de Hotmail kullanıcısıyım. Millet bana gülüyor, abi sen eski kafasın diyor. Oğlum %60 Türkiye'nin Hotmail ama. Yeni yeni Gmail artıyor. Yahoo bitti artık yani bir şey. Var mı Yahoo? Ya Gmail nasıl ortam? iCloud da şu an popüler. Hotmail daha mı fazla? Hotmail kullanan var mı? Lan hiçbir şey kullanmıyor musunuz? Ne kullanıyorsunuz abi siz? MyNet'ci misiniz? Ne kullanıyorsunuz abi? 3'de var ya. Ha? İkisini kullanıyorum. İkisini. Eller kalkmadı böyle. Herkes bu cool takılıyor. MyNet'çiyseniz MyNet deyin. Ha, okey oynuyorum. Hani basic bir iş. Ben de geçen yılda bir girdim. Güzel bir şey böyle. Okey. Hanımlar genelde oluyor böyle. Genelde işsiz güçsüz. İngilizcesi şey olan kişiler kullanıyor. Dikkat ediyorum da Yahoo. Hmm. Bir ara Super Online vardı. Yandex var. Tabii ki yüksek geri dönüş amacımız bu yani. Hani ISP'ler nezdinde güven sağlamak, yüksek geri dönüş sağlamak, izinli pazarlama yapmanın amacı... Şey buyurunuz. Şeyi geçmeden önce bu izinli veri toplaması. Yani insanların maillerini alacağız. Aldınız. Peki bunları yani almanın başka bir yolu var mıdır? Yani nasıl mesela? Biz bizeyiz. Şöyle abi be. Google'da arandı, çıkmadı sitende hani. Ama siz bu insanlara nasıl ulaşacaksınız? Yani? Şimdi şöyle bir şey var. Peki madem kara kutuyu açtım ben sana açıklayayım. Ama aramızda kalacak. Şimdi şunu yapabiliyorsun. İzinle alman lazım da. Bu adamlara ulaşmanın başka türlü yolları da var. Mesela ne yapıyor adam? Mail atıyor. Benim diyelim ki 100 bin tane datam var. 100 bin kişiye mail atıyorum. Atıyorum 40 bini açtı. Geri kalan 60 bini açmadı. Ben diyorum ki şu ürünüm var mutlaka görmesi lazım. Bu 60 bin kişinin Facebook'ta hesabı varsa ve Facebook'ta kullandığı e-posta adresi burayla örtüşüyorsa şak diye herife Facebook'ta sağda benim bu ürün çıkıyor. Adam diyor ki o anasını diyor bu diyor ama çıkıyor diyor. Halbuki ben seni şey yapmışım oradan. Yani mailden kurtuluyor oradan çıkıyor. Otomasyon yapıyor mesela e-mailden çıkıyor SMS gönderiyor. Ya da hanımefendi ne diyor Johnson'un? Bana diyor ulaşan kanal diyor push diyor. Push notification geliyor yani e-mail açmıyor push gönder. Otomasyon sistemi var otomate ediyor. Yani bugün bir sohbet ettik de biriyle ben şunu anladım. Zaten bir sürü insanla da sohbet ede bir kafa gitti benim. Abi kurtuluş yok yani bir şekilde yakalıyor seni. Vallahi yani ya hiç girmeyeceğim bu aleme. Yani BBG, tamamen BBG. Biri bizi gözetliyor. Her türlü bilgin her yerde var. Yani ne yaptın, ne ettin. O yüzden abuk subuk yerlere girmeyin. Adam akıllı yerlere girin. Sonra foyanız ortaya çıkmasın. Yani her türlü yerde ne yaptınız, ne ettiniz. İziniz var, dijital iz. Yani bak abi bir korktu yani. Korkma abi, şaka yapıyorum öyle. Dijital izimiz var. Şirket sahibi olunca kulağa hoş geliyor. Oo diyor, her taraftan yakalarım diyor. Yani lokasyon pazarlama var değil mi? Mesela bizim şu anda 50 kişi, 60 kişi, pardon 82 kişi burada olduğumuzu biliyor bir şirket. Atıyorum şu köşedeki pastane lokasyon pazarlama yapıyorsa bize Facebook'tan bir şey gösterebilir ürünlerini. Bu pastane sahibi için güzel bir şey ama pastane sahibi dışarı çıkınca ona da bir geliyor bir sürü şey. Yani o yüzden bu böyle bir dünya, bunu böyle kabul etmek lazım. Ne kadar çok fayda sağlarsak o kadar iyi. Abi dikkat edilmesi gereken neler var? Spam oranları. Ya demin size bahsettim, deminden beri bahsediyorum. Yani blacklist'e düşmeyin, spam yapmayın. Adam akıllı izinli aldığınız post datalara e-mail gönderin. Açılma oranları. Şimdi bir e-postayı niçin açarsınız ya da açmazsınız? Neye göre karar verirsiniz? Ben size sorayım efendim. Bir e-posta geldi. Açma ya da açmama kriteriniz nedir? Niye açarsınız? Bir şey genelde açmam. Tamam.
tanınır olması, markayı biliyorsunuz, açabilirsiniz. Siz efendim? Merak. Ama merak, fazla merak da iyi değil diyorsunuz yani. Siz efendim? İlginizi çekip çekmemesi. İlginizi çekip ne çeker mesela ilginizi? Ne tip mailler çeker? Yani pazarlama için o an ihtiyacı olan bir şeyse. İhtiyaçlar diyorsunuz. Çin'de bir tane adam çok alakasız gelecek ama robotla evlenmek için mahkemeye başvurmuş. Ne acayip adamlar var değil mi? Robot teknolojisi. Çin, o Asya tarafı biraz garip yani. Yani Çin'de bir adam geçen gazete yazdı. Sonra ben onu araştırdım. Gerçekten doğru. Mahkemeye başvurmuş. Robot varmış evde. Bulaşık mı yıkıyormuş, ne yapıyormuş? Onunla evlenmek istiyorum demiş. Aslında güzel bir şey değil mi? Kadın hiç sesi yok, şey yok. Türkiye'de yok, ben çok araştırdım. Çok mu araştırdınız? Aman diyeyim, size o şimdi konulara girmeyin. Sevgiliniz de var, yani hediye de bekliyor. Hiç anlamda değil. Gerçekten mesela Akın Soft diye bir firma var. Geçen evet. Gün baktım, Konya'da robotik fabrika kurmuş. Tamam. Kafelerde artık robot getirecekmiş şarkıları. Çok bekar güzel. Yaşayanlar için yemeği, bulaşıkları veya ne bileyim. Yani enteresan bir gittim, seminerine gittim bir saatlik. Yani diyor ki amacımız 2023'te tüm evleri, tüm işletmeleri... Robot. Aynen, enteresan. Şimdi EPOS'u ben niçin açarım? Hatta en büyük şey odur. Açılma oranını etkileyen en önemli kriter başlık. Subject. Bir de mesela bir ara şey koyuyorlardı. Böyle emoji memoji. Sizi seversiniz onları değil mi bayanlar? Böyle fırtına koyuyor, yağmur koyuyor, işte aşk, kalp koyuyor. Mesela kalpli e-mailleri açıyorum. Sevgi dolu ya, kalp yani değil mi? Kötü bir şey çıkmaz diyorum. Beyefendi dediği gibi bildiğim markaları açıyorum. Başlık güzelse, mesela böyle beni yakalayan acele et, indirim kaçıyor. %70'e varan indirimler. Ha, %70 deyince bir nevrim dönüyor. %70 ama bir bakıyorsun 5000 liralık ürün olmuş. 1500 o bana bir şey yine kapatıyorsun. Yani ama yakalıyor. Açma oranı çok önemli. Ne kadar çok açtırırsanız sizin de kredibiliteniz o kadar yükselir. Bounce rate'ler mesela. Hard bounce nedir? Burada bir örnek vereyim. Mahalleye gidiyorsunuz. Bir kapı var 4 numara, 6 numara, 10 numara geliyor. 8 numara nerede? Yok. Öyle bir kapı yok. Yani öyle bir e-mail yok. Hard bounce bu demek. Eğer kullanmakta olduğunuz e-posta servis sağlayıcısı bu hard bounce'ları otomatik temizlemiyorsa, ki zannetmiyorum öyle bir şirketle çalıştığınızı, manuel temizlemek zorundasınız. Çünkü bu hard bounce'lar, habire hard bounce oranı artınca o da bir sıkıntı. Soft bounce'da karşı taraftaki server'ın sizi engellemesi. 3'ten fazla olursa o e-mail'i de tedaviden çıkartın. Böyle bazı müşteriler var, spam yapıyor diye şikayetçi olan. Abi onları hiç şeye, muhatap bile olmayan çıkartın, direkt çıkartın. Çünkü o adam sizin hakkınızda şikayetçi olacaktır. Bilmem ne olacak. Çıkartın, hiç muhatap olmayın. Beni bana spam şey göndermeyin. Ben şeyi biliyorum. Adam X bir şirketten mail geliyor, bana mail atıyor. Diyor ki siz diyor niye şey yapıyorsun? Ben dedim ki diyorum, ben diyorum bu şirketim diyorum. Ben muhatap değilim ki, adam sana gönderiyor. Yani atıyorum Migros. Migros'tan mail geldi bana. Şimdi benim ne yapmam lazım vatandaş olarak? Migros'a gitmem lazım. Çünkü mail sizden geliyor. Ben gidip şeye gidiyorum. SendPass'a bana niye e-mail gönderiyorsun? Kardeşim SendPass ne yapsın? Migros'a git yani hani. Ondan sonra öyle adamlar geliyor. Direkt silin o adamları. Onlar çünkü yani sil abi. Genellikle orada 60 yaş üstü amcaya da teyzeler oluyor. Onları çıkartın. Şöyle bir şey sorabilir miyim? Sorma abi. Şunu bitireyim. Bölme. Unsubscribe'da yani abonelikten çıkanlar zorlamayın abi. Zorluyor bazı şirketler. Çıkmak istiyorum. Niye çıkıyorsun? Tamam bir tane sor tamam mı? Çünkü anlamaya çalışıyor. Hani niye çıkıyorsun? Kötü mü içerik gönderdim? Şu mu oldu? Bu mu oldu? 5 tane sebep. Tahmin ediyorum arkada bir istatistik tutuyor. Ama cevaplıyorum hala emin misin? Abi eminim çıkıyorum işte bırak beni yani böyle bırakmıyor yani hani tamam mı? Sonra o şirketten 3 ay sonra mail geliyor. Ya 3 ay önce çıkmışsınız geri dönmek ister misiniz? İndirimler var. Abi ben çıktım bittim seninle boşandık yani hala beni almak istiyorsun yani çekiyorsun. O da ilginç bir şey buyurunuz. Şimdi bir firma, size de geleceğim. Bir firma 17 tane bölge müdürlüğü var web sitesine girdi. Tamam. Firmada benim yapacağım işin hedef kitlesinde. Tamam. Şimdi 17 tane bölge müdürlüğünde altında atıyorum cumartan.ayşe.com işte Adana, Urfa, İstanbul vesaire. Şimdi ben bu firmaya şey sitenin lansmanı yaptıktan sonra mail atacağım. Ben buradayım bu işi yapıyorum. Doğal olarak bunlardan habersiz 17 bölgemin işte infoya tuda info cc'de 17 şey veya toplu mailde biliyorsunuz tek tek gidiyor. Gönderdiğim zaman onlara varlığınızı hissettirmek gibi haber vermeniz lazım. Yukarıda yine yasal izin şeyleri olacak.
Burada biraz bildiğimi firmalar var yaklaşık 100-150 tane. Birkaç günde bu benim kafamı kurcalıyor, size sormak istedim. Hı. Attığımız zaman bu firmanın avukatı neden bu 17 bölgemizde, bölge müdürlüğümüze bu maili attınız? Avukat demez ya, adam belki diyebiliriz ne, niye attın diye hani. Ama demez yani. Çalışanlarıma niye attın bunu örneğin? İşte orada sıkıntı olabilir tabii. Çalışanların mailleri mi var sizde? Çalışanların da var. Yani birkaç firmanın çalışanlarının şeyi var, mailleri var özellikle. Yani karar alıcı... Karar verici kişilere... Kutsal maille, kişisel değil. Yani. Karar verici kişilere atın. Yani herkes atmayın. Gerek yok yani. Ama sıkıntı olacağını zannetmiyorum yani. Hiç şey yapmaz değil mi firma? Neden atmaz? Sıkıntı olmaz. Buyurun, sizin sorunuz vardı efendim. Ya, bir anlatalım kaybolduktan sonra eğer segment maili yapıyorsam bu listeden çıkan kişiyi yani segment içerisinde ise tekrardan çıkarmam mı gerekiyor yoksa... Otomatikman çıkıyordur. Hatta... Bu anlamda değil. Ben ayırdım yerim ve listemde gözüküyor. Yani ilmenin izinli olarak bakmam lazım. Tamam. Ama normalde listemden çıkmış durumda. Önceden e-mail izni vermiş. Tamam. Çıktığı zaman aslında bir listeden çıkmış olarak gözüküyor. Yani doğru. Mail bazı bakarsanız aslında e-mail izni şeyi değiştirmek istiyorum demiyor. Demiyor. Yani çok bir şey olarak bakarsanız. Hı hı hı. Olarak segment bir mail yaptığında ve o segment içerisinde bir kişi. Örnek veriyorum, sonuç ayda sipariş vermemişleri ben bir kampanya yapıyorum. Tamam. Bu kişiyi eklemek mi doğru olur, eklememek mi? Eklememek. Sizce? Ben de eklemek, ben direkt yani iletişim izinlerini full değiştirme taraftarıyım. Sadece sormak için farklı bir fikir almak. Bilir kişi olarak bana sordunuz. Teşekkür ederim. İyi yaptınız. Buyurun efendim. Hardbounce, Murat Erdoğan, hotmail.com yok. Soğuk'ta o e-mail var. Ama mesela Akçansa Sigorta gönderiyorsunuz. Akçansa Sigorta server'ı yani oradaki IT ekip benliyor. Yani öyle bir mesela benim başıma geldi. Hacettepe'de üniversitede bir arkadaşımız var. Bizim dönem arkadaşımız. İsmini söylerim. Kıza mail atıyorum. Arkadaşım yani. Mail geri dönüyor. Bir kez daha attım. Geri dönüyor. Sonra aradım. Sen dedim Hacettepe'den ayrıldın mı? Üniversite öğretim görevlisi. Yo dedi. Hacettepe'nin server şeyi dışarıdan gelen bir takım kriterler belirlemiş. Mailleri şey yapmış. Kabul etmiyor. Yapar. Genelde Outlook'ta olur yani bu dediği gibi. Genellikle Outlook'ta olur. Yani Gmail'de falan ziyade. Şöyle bir istihbarat aldım. Şu an FETÖ olayından dolayı tüm kamu kurumları özel gelen mailleri, kurumsal gelen mailleri belirli kamu kurumları şey yapıyormuş. Bu FETÖ muhabbetinden dolayı devlet kurumlarına gelen Gmail botmail ne diyorsunuz demin önünü şey yapıyor, reddediyormuş. Ancak kurumsal, kurumdan, firmadan geliyorsa... Ya şimdi şöyle bir şey. FMA'yı bilmem de şu var. İsmini söylemeyeyim şimdi. Türkiye'nin en büyük bankalarından bir tanesi. 50 bin 60 bin çalışanı var. IT'cisi dedi ki bana. Ki mantıklı. Abi diyor 60 bin çalışan var diyor. Herkesin üye olduğu iyi kötü markalar var diyor. Herkes en az 10-40 tane yere üye de 10 tane şey olsa diyor 600 bin mail demek. Her sabah sabah 7'de açıyoruz diyor şey diyor. Tıkır 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 600 bin tane mail geliyor. Düşünsene server ne kadar acayip çalışıyor. Biz de bunun önünü kesmek için diyor, karantinaya düşürüyoruz diyor. Siz X bankanın çalışanı olarak karantinaya giriyorsunuz. Ha o e-maili almak istiyorsanız yukarı inbox'a taşıyorsunuz. Yoksa kalıyor. Çünkü diğer türlü acayip bir şey oluyormuş, sıkıntı. O muhabbet var. Kamuda da o olmuş olabilir. Hem o ondan dolayıdır, sizin söylediğiniz sebepten dolayıdır. Hem de bu sebeplerden dolayı. Çünkü inanılmaz bir mail trafiği olabiliyor. Hiçbir şekilde mi size Hacettepe'ye döndüğü gibi mi yoksa spamımız düşüyor? Yok şey düşüyor, yani bir klasör var. Oraya düşüyor. İsteyen geri alabiliyor. Ben de bir soru sorayım. Buyurun. Şimdi diyelim ki elimizde bir data var. Bizde bir data değil. Bir seferle mantıklı ilk mail örnek işte bülten abone olduğum gibi. Bazı bir mail attığımız zaman şikayet edildiğinde bir sıkıntı oluşuyor mu tekrar? Dürüst olayım mı? 5 sene oldu. 4 sene oldu. Ben SMS'lerde çok can yandı ama e-mail'de bir şey olduğunu görmedim. Bir örnek daha vereyim size. Türkiye'de otoparklar ilk 3 saat bedava değil mi? Yasal olarak. Ama gidin şimdi Etiler'in göbeğinde bir şey var. Girdi çıktı 5 lira yazıyor. Adam diyor ki, adam bunu söylüyor. Ben diyor, abi diyor, ceza da kesiliyor bu adamlara. Ayda işte 3 ayda bir bilmem ne kadar. O kesilen ceza hatta bir günde kazandığı para. O yüzden umurunda olmuyor. Bizim bir çalıştığımız bir şirket vardı Bursa'da. Şimdi normalde insanların rızası alınması lazımdı. Sevgili müşterim, ben sana e-posta göndereceğim, onaylıyor musun? Bunlar tam tersini yaptılar. Size e-posta atmamamızı istiyorsanız lütfen belirtin. Türk aklı. Tabii kimse belirtmedi.
Adam dedi ki ben aldım abi dedi iznimi dedi. Tamam mı? Öyle gidiyor. Dedim ki bak bu dedim doğru yol değil. Yani ben tabii şirket şey olarak ona bunu uyarıda bulmam lazım. Yapar yapmaz. O da dedi ki ticari kaygısı var. Kim öyle kim kala. Ben dedi 200 bin, 250 bin datadan bahsediyor. 250 bin hesap yapmış. 250 bin kişi var. Hatta bunların aşağı yukarı yaptığı alışveriş belli. Bilmem ne. Adam şimdi onu şey yapsa 250 bin olacak 10 bin. 240 bin datanın yaratacağı cirodan şey olmaktansa devlet gelecek de 3 senede bir belki en maksimum ceza da 20 bin lira mı ne onu verecek de edecek de ölme şeyim ölme. O yüzden sorunun cevabını vermiş olmuşumdur. Ama ben bunu önermiyorum o ayrı mesele. Ama şunu öneririm. Ha? Ya herkes de yapmayabilir ama mesela eğer bu adamlar sizin arkadaşlarınızsa mesela bazen o da oluyor. Diyor ki ben diyor şirket kurdum diyor. Mesela ben bir şirket kurdum bugün. Benim de eşim, dostum, arkadaşım 20 bin tane dostum var. Ya da burada insanlarla tanışıyoruz, kartlaşıyoruz, alıyoruz. Şimdi ben bu insanlara atıyorum. Logistek.com açıldı, gelin alışveriş yapın desem bir ampul yanmaz değil mi? Spam dersiniz ya da açmazsınız. Ama ben şöyle bir mail atsam. Sevgili dostlar, hatırladınız mı beni? Ben Murat Erdor. İşte ya da arkadaşım, işte bak benim dönem arkadaşım, kolejden dönem arkadaşım. Kolejden arkadaşlarımı ayrı atsam, segment etsem, seminerde tanıştıklarımı ayrı atsam. Yani 40 tane farklı biraz uğraştıran bir şey ama sevgili dostlar, biz sizle şurada tanışmıştık. Ben yeni dükkan açtım. Bak ne kadar samimi. Bunun ismi bu. Şimdi bu şey tanıtım gibi olmaz da yani ben dükkan açtım. Sizle şurada tanıştım. Bakın ben bu ürünü satıyorum. Üye olmak isterseniz gelin buyurun. Üye olun. İlgisini çekiyorsa bir hakkım var ama. İyi bir içerik oluşman lazım. Bir kere yaptım. Çünkü bir ay sonra abi bak ben buyum. Geçen mail atmışım gelmemiştim de olmaz yani tadını da bırakmak lazım. Öyle bir dataysa, tanıdıklarsa bunu yapın. Oradan da yani 10 bin kişi %3, %5 dönüş olsa öp başına koy yani. Ama değilse direkt o zaman şirket şeyi gönderin. Zaten o yola girmeyi şey yapmışsınız siz anladın mı? O ışık, gözlerden aldığım ışık o ya, enerji o. Öyle bir data olduğundan değil de hani bu tarz bir durumda şikayet olur. Şikayet yani bir ilk... Yok. Demişim 100 bin lira ceza gidermiş. Beni almış. Ya ben uyarmayı yapayım. Yani var da SMS'te çok can yaktılar ama e-mail'de ben duymadım böyle bir. Belki de olmuştur ama yani e-mail'de böyle bir. Yani çünkü devletin bu konuyu takip edecek binlerce bilişim uzmanı yok ki. Buna yasaya çıkardık ama şu kişisel verilerin korunması kanunu KVK İyi oldu, bayağı ciddi. İşte o zaman biraz daha işler şey oldu yani dataların güvenliği bilmem nesi. Yapın abi yani bir görün, güzel şeyleri görün sonuç anlamında. İnşallah bize de şey yaparsınız, bir sonraki ay toplantıya gelirsiniz. Yapılması gerekenler gelirsek, web sayfanızda girmemiş. Yani 2017 değil mi? Sezon başladı. Son 3 ayı saymayalım, yaz ayları değil mi? Normalde 6 ay ve üstü alışveriş yapmayan, e-postanızı açmayan, web sayfanıza girmeyenleri ayırın bir kenara. Hadi 3 ayı da sayarsak Ocak 2017'den itibaren yani sene boyunca sizin sayfanıza girmemiş. Sayfanıza girip girmediğini nasıl anlayacaksınız? İşte Barilyans'tan bir paket alacaksınız, monte edeceksiniz. Web sayfanıza girmiş mi girmemiş mi ölçeceksiniz. E-postasını açmamış, zaten biliyorsunuz e-postayı açıp açmadığını, alışveriş yapmamış. Bu data da var. Bunların üçünü de yapmadıysa bu adamları bir kenara ayırın. Silin demiyorum. Ama mesela haftada 3 mail atıyorsanız bu adamlara haftada 1 atın. Çünkü bu adam artık ilgisini kaybetmiş abi. Eski aşk kalmamış aranızda. Hani ilk başta böyle kıvılcım olur ya. Aşk, sevgi falan. Sonra evlilik olur. O aşk biraz biter. Bitmez de azalır falan. O öyle bir durumda yani. O yüzden ona haftada 3 gitmeyin. Haftada 1 gidin. 2 haftada 1 gidin. Çünkü ters tepki yapar. Yani ticari durumları da göz ardı etmemek bundan yani ticari durumlar var. Para kazanmamız lazım. Silin demiyorum ama çok böyle frequency ayarlayın. Ve akıllı kurgular kurun. Ya bu adam artık yani siz kendinizi düşünün. Efendim sizle hiç sohbet etmedik ya. Ben böyle çok kusura bakmayın. İsminiz neydi? Özge Hanım. 9 ay boyunca alışveriş yapmadınız bir markadan mail geliyor. Size nasıl bir mesaj verseydi açardığınızı düşünün. Siz de aynısını o adamlara yapın. Yani size nasıl davransaydı sizi kazanırdı. Siz de aynısını o adamlara yapın. Bunları düşünerek yapın. Çünkü karşıdaki adam insan. Aynı hatayı yapıyoruz. Genelde hep makine diyoruz. Abicim attığın e-mail atıyorsun. Karşıda açan da Murat Erdör. Ben açıyorum. İnsan açıyor.
O yüzden ona dokunacak içerikleri oluşturun, mesajları yazın. Bu çok çok önemli. Kurgular yapın demişim. Kurgulardan kastım şu, alışveriş sepetine ürün mü bıraktı? Şak diye e-posta atın. Sepetinde bunu unuttun. Demin niye sorduk o soruyu? VIP müşteri ise farklı mesaj gönderin. Deyin ki aman abi git al sana kargo vereceğim. Ya da çok çok iyi bir müşteri ise aman abi git al sana %20 indirim kuponu vereceğim bir sonraki alışveriş için. O adam alışveriş yapar. Gitmez. Yapar yani. Kadınlara soralım. Daha sonra şöyle söyleyeyim. Geçenlerde bir araştırma yapıldı. Bir sene önce daha doğrusu. Bir akademisyen 60 tane ilde Türkiye'de. Sepette ürün bırakılmasının en büyük sebebi ne biliyor musunuz? Çıkan sonuç. Kadınlar, zaten bunu sürpriz değil. Kadınlar tatmin oluyormuş abi. Tatmin duygusu. Alıyormuş, atıyormuş. Alıyormuş, atıyormuş. Aynen öyle. Almış gibi hissediyormuş. Tatmin oluyormuş, oh diyormuş. Sonra çekip gidiyormuş, tamam mı? Bazı seminerlerde bunu söylediğim zaman oradan bir hanımefendi diyor ki Murat Bey bir de şu var diyor. Ben diyor kararsızım diyor. Alıyorum diyor bunun kırmızı, mor, sarı, mavi. Dört tanesini atıyorum diyor. Şimdi bizim bir abimiz var Osman Bey'de ayakkabı satıyor. Benim müşterim de o. Ahmet Bey diyeyim. İşte Ahmet Bey'in bir dükkanına gittim ziyarete. Yani nasıl gidiyor vesaire diye. Ahmet işte kebapçı getirtmiş böyle kebaplar, lahmacunlar, ayranlar falan. Gel gel dedi falan. Ben dedim hele maç izliyor. Televizyon ekran, dev ekran. Meğerse Google Analytics'i bağlamış. Şey izliyor. Kaç kişi var? İlk heyecan. Tamam mı hani? Kaç sepetine ne bırakılmış falan. Şimdi dedi ki Muratçım dedi bu dedi doğruysa dedi şu anda 800 kişi sepette ürün bırakmış diyor. Ve kaç milyar yani 100 milyar. Şimdi bir bakıyorum ben oradan bir tane kadın var 8 tane ayakkabı bırakmış. Bir kadının 8 tane ayakkabı alma ihtimali var mı? Var. Ama ben o tecrübemden dayanarak biliyorum ki o 8 tane ayakkabıyı almayacak. Çünkü aynı mantık. O kadın bunu beğendi ama rengine karar veremedi. Başkası kapmasın diye 8 tanesini koymuş. Şimdi Ahmet abi diyor ki Muratçım diyor oh diyor bu 80-90 milyar bu akşam bu cüreyi yaparsak diyor akşam seni bir kebapçıya götüreceğim diyor. Ben de tabii Ahmet Bey diye gittim. Ahmet abicim de çıktım. Abi ben de heyecanlandım falan. Tabii olmadı o iş yani. %10'u 10 15'i aldı almadı yani. Niye? Abi dedim Ahmet abi dedim sen 5 saat oturduk orada. Ben 1 saatle gitmiştim. Çıkamadık yani. En son çekirdek çitleyerek ekran izliyorduk. Ahmet abi dedim artık bunu söyleyebilirim yani. Nasıl olsa işte çalışmıyorum. Ahmet abi dedim senin sepet mailin yok mu? Sepet mail ne diyor? Abi dedim nasıl ne? Yani sepet maili açacaksın tık tık tık. Sepette ürün bıraktın. Git al. Bu acayip bir geri dönüş olan bir şey. Sepet maili, alışveriş sepeti. Hoş geldin maili. Adam sana o kadar zorlukla geliyor. E-mailini bırakıyor. Bir hoş geldin maili atmıyorsan o senin ayıbın. O kadar para harcıyorsun. Billboard'a reklam veriyorsun. Dolmuşun arkasında reklam veriyorsun. Onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Adam geliyor. Google'a tıklıyor. Zaten kazanan hep kasa Google. Oraya gitti para, uçtu. Sana gelmiş. Web sayfını beğenmiş. E-mailini bırakmış. Anlatırken ben yoruldum. Ve sen ona bir hoş geldin maili göndermiyorsun öyle mi? Yazıklar olsun. Vallahi yazıklar olsun. Göndereceksin. Göndermekle kalmayıp güzel bir resim koyacaksın ve %10-15 indirim vereceksin. Ay Murat Bey biz... Çek abi çek. Biz battık yandık %15 verilir mi? %15 ver abi. İlk alışverişte ver. Kar etme ilk alışverişten. O adam o döngüye girsin, alışveriş döngüsüne girsin, ilk alışverişini yapsın. Deneyimlesin. Deneyimletmek çok önemli. Adam zaten memnun kalırsa bir daha ikinci alışverişi oradan yapar. Üçü oradan yapar. Bak örnek verdim değil mi? Hanım Migros'a girdi. Online tarafa. İkinci alışverişi memnun kaldı. İkiyi yaptı. Üçü yaptı. Dört beş gidiyor yani böyle. Her gün alışveriş yapıyor. Migros alışveriş manyağı yaptı. Kupon var mı yanınızda? Ben de şöyle Anadolu grubuna geçtikten sonra böldüm. Anadolu grubuna geçtikten sonra çok pintileşti Migros. Ya bir manim puan bile vermiyor. Mesela 10 yıldır Migros. Mani puan nasıl vermiyor abi? Gidiyorsun kartını söylüyorsun sana deli gibi şey veriyor. Koç da bonkürdü. Anadolu'ya geçti pintileşti. Ben bana öyle gelmiyor abi. Gayet iyi. Tartışırız onu bilahare. Şimdi seni özledik. Ya sen adam 90 bin gün yani LC Wake Curl gibi şeylerde markalarda perakende 90 gün boyunca gelmeyince yani 90 gün boyunca alışveriş yapmıyorsa, web sayfana girmiyorsa, e-mail açmıyorsa bu adam kaybedilmekte olan müşteridir. Teknosa gibi, Vatan PC gibi, abinin dükkan gibi 180 gün boyunca girmiyorsa 181. gün artık o gitmiştir. Sektörden sektöre fark gösteriyor. 91. gün e-posta atacaksın. Seni özledim, neredesin?
We miss you. Google'a bakın. We miss you e-mails diye bir şey var. Geçen gün birisi gülüyor. Abi diyor sen şaka mı yapıyorsun diyor. Selam Şahin şey mi yapıyorsun diyor. Selam seni özledik falan. Vallahi var öyle bir şey. Seni özledik e-postası girin. We miss you e-mails diye. 91. gün size e-mail geliyor. Bak burada da bu konu önemli. VIP ise adam seni özledik diyor. Bir de kupon sunuyor. Yeter ki geri gelsin diye. Çünkü adam ya bugüne kadar sizden 5000 lira alışveriş yapan adamla 30 lira alışveriş yapan adam aynı mıdır? Ya bu adama seni özledik deme yani. Deme bile yani. Şaka yapıyorum siz derken. Ama bu adama seni özledik de istiyorsan ara. Ama adam VIP yani 5000 lira alışveriş yapmış. O yüzden onları ayırmak için de VIP kim, VIP olmayan kim bilmek lazım. Doğum günü. Doğum günü var mı yakında doğum günü olan? Sizler hangi gün? Bu pazar günü. Sizin efendim? Bugün dermişler. Vallahi mi? O zaman size özel şey falan doğum günü pastası gelirmiş. Abi isminiz neydi? Efendim? Uğur abi siz ne yapacaksınız? Parti marti bugün? Vallahi süper ya. Bir doğum gününde eğitime. Vallahi duygulandım. Ağlayasım geldi yani. Şimdi hep beraber şey yapalım çıkalım gidelim. Doğum gününde buraya geldiniz. Doğum gününde insanlar daha relaxtır değil mi? Daha böyle keyiflidir. Daha almaya meyillidir değil mi? Bir şey almaya. Değil mi? Şimdi bu günlerde müşteri pozitif, her şey meyilli. Bu adam bir e-posta atacaksın. %20 indirim, %10 indirim. 24 saat geçerli olan. Doğum günü e-postası çok para getiriyor. Bir günde acayip para yapan var. Bizim Türkler de uyanık habire değiştiriyor doğum günlerini. Koç, boğa, akrep, aslan, yay. Üşenmeyi değiştiriyor. Bazı e-ticaret siteleri buna okey diyor. Bazıları da izin vermiyor. Mesela bazı web sayfalarına girin. Cinsiyeti bile değiştirmenize izin veriyor. Bugün kadınken yarın erkek olabilirsiniz. Ama doğum gününe izin vermiyor abi. Yok diyor, izin vermiyorum diyor. Manyak. Ver işte. Adam memnun kalmış. İşte indirim istiyor garibim. Onun da yolunu bulur yani. Gider buradan aldırır. Ne olacak yani? Yine hesap açar. Strateji demiştim yani. Evet. Kuruluş tarihleri de arkadaşlar. Bir mail aslında. Evet o da stratejik bir şey doğru. Yeniden alışverişe döndürme. Adam bir şey mi söyleyecektiniz? Evet. Biraz önce söylediğiniz şeyi Facebook şöyle yapıyordu. Ben mesela bir ara bir dondurmuştum. Bir yıl kadar falan. En çok etkileşim kurduğum insanlardan işte bahsederek İşte örnek veriyorum. Hüseyin sizi özledi. Ne zaman geliyorsunuz gibi bir şey yapıyor. Hüseyin özlemesin ya. Mesela yani. Arkadaşım yani. Bekar mısınız? Nişanlı. Nişansız tamam. O zaman Hüseyin özlesin abi. Güzel. O da sizi şey mi yaptı? Hüseyin özledi deyince girdiniz mi tekrardan? Yani o zaman değil mi? Bir, iki, üçüncü maille girdim mesela. Ha. Mail mi attı? Mail attı. Mail atıyor. Ben çıpanım da o yüzden. Hep Facebook. Hayatımız Facebook oldu. 10 sene oldu. LinkedIn çok. Valla karımdan daha önce. Ha. Bak düşünüyorum şimdi. Donduracaksınız o zaman gösteriyor. En yakın arkadaşlarınız bunlar. Bunlar sizi ödeyecek. Hüseyin'e el sallamak ister misiniz? Hüseyin'e el sallayacaksam çıkayım abi Facebook'tan. Yansın, batsın bu dünya yani. Yeni alışverişe yönlendirme. Adam ürünü alıyor. Bak benim başıma geldi. İşte bir mail geldi. Teşekkürler alışveriş için. Şeyden. Markafoni'nin ayakkabı markası neydi? Zizigo. Yaşa. Bir tane ayakkabı beğendim. Mağazada numarası yoktu. Eski sezonmuş. Zizigo.com'a girdim. Zizigo'dan ayakkabıyı aldım. Abi giydim. Çok mutluyum böyle. Ondan sonra 3 gün sonra falan mail geldi. Sevgili Murat alışverişi yaptım bilmem ne falan. Sana bir teklifim var. Lan ne teklifim var acaba? Hüseyin mi geldi falan? İndim aşağıya. %20 indirim kuponu. Ama 48 saatim var. Abi heyecanlandım tamam mı böyle? Kalbim pıt pıt attı yani böyle. Hanıma dedim ki koş koş diyorum. Kadın da kızacağız da ne oldu falan diyor. Bak kızım indirim var. Bir ayakkabı beğen. Yok diyor ayakkabı ihtiyacım yok diyor falan. Abi bana dert oldu tamam mı? Ertesi gün işteyim böyle. Lan 36 saat kaldı. Lan ne alacağım? Çünkü Zizigo'da pahalı bir yer yani. Hani 250'den aşağı araba, şey, araba diyorum. Ayakkabı da yok. %20 de 50 lira. 50 lira da fazla iyi para yani tamam mı? Akşam oldu tamam ya hanıma diyorum ki bir baksana diyorum ayakkabı falan. Ya manyak mısın diyor. Yok diyor ayakkabı ihtiyacım. Ama almadım. Ama benim gibi satış ve pazarlama kökenli bir adamı bile gerçekten harekete geçiren bir şeydi. Tekrardan dönülmek istedi. Yani adam güzel bir kampanyaydı ve buradan mutlaka para kazanıyor. Bazen şunu yapıyor şirketler. Siz bir ürün alıyorsunuz. 3 gün sonra anket gönderiyor. 2 tane soru soruyor. Ankette diyor ki, üründen memnun kaldın mı? Evet ya da hayır. Kargo şirketinden memnun kaldın mı? En
adam ne yapıyor bununla? Kargo şirketini denetlemiş oluyor. Yani üçüncü, third party firmayı. Sonra cevaplıyorsanız, cevaplayanlara bir hafta sonra bir mail geliyor. Sevgili Murat, anketime cevap verdin. Çok teşekkür ederim. Bunun karşılığında sana %10 indirim kuponu. Sen de diyorsun ki ulan ne şey bonkör şirket kardeşim ya. Herif anketi cevapladın diye. Halbuki adamın zaten amacı en başta sana onu yaptırmaktı yani. %10 indirim kuponunu vermek için bir şey buldu. Ne yapayım bu aptala? Anket göndereyim. Cevaplarsa ona %10. Amaç tekrardan o döngünün başına sokmak. Yani biz bir ineğiz. O inekten ne kadar süt sağarsak o kadar bu yani. Döngü içerisinde, müşteri yaşam döngüsü içerisinde. Hatırlatma e-postası. Çoğu kişi yapmıyor bunu. Yani siz mesela ne yediğinizi hatırlıyor musunuz İbrahim abi? Akşam, iki gün önce. Hatırlamıyorsun. Şimdi maillerde böyle oluyor. Hatırlatma maili bu yüzden çok önemli. Welcome mail geliyor. 15 gün size süre veriyor. Diyor ki %20 indirim diyor. Siz o an bakıyorsunuz, hoşunuza gidiyor. İş yoğun, güç yoğun, telefonlar çalıyor değil mi? Cansu Hanım, siz Migros'tasınız değil mi? Telefondan durulmaz yani. Abi o unutuluyor falan. Sonra 3 ay sonra bir mail geliyor önünüze. Ya Allah diyorsun, keşke alsaymışım. İşte keşke alsaymışım olmasın diye şirketler ne yapıyor? İndirim bitmesine 3 gün kala mail atıyor. Hatırlatma postası diyoruz. 3 günün kaldı. Son 3 gün gibi başlıklarla. Lan ne oluyor falan diyorsun. Bir tıklıyorsun. Aa diyorsun şeyin indirimi. Bilmem ne.com'un indirimi. Acayip geri dönüşler var. %8, %10 arası geri dönüşler var. E süper yani şık bunu yapıyorsun, taş atıyorsun da kolun mu yoruluyor? Yok. Otomasyon bu. Kuruyorsun. Maili attın. Açtı açmadı. Açtı. İndirimden yararlandı, yararlanmadı. Yararlanmayanlara bunu gönder diyorsun. Otomatik atan. En başta kuruyorsun. Tık 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 tık. Kurgu yani bu. Gidiyor. Stok e-postası. Bir siteye giriyorsunuz. Ürünü beğeniyorsunuz. Diyor ki stokta kalmadı. Kusura bakma diyor. Ama mailini bırak. Gelir gelmez sana e-posta atacağım diyor. Stokta ürün gelir gelmez o e-mail atıyor. Onların geri dönüşü %60, %70 biliyor musunuz? Eğer ürün hızlı gelirse. Çünkü adam zaten istiyor. Ben o ayakkabıyı alacağım diyor. Stokta gelir gelmez beni bilgilendir diyor. Siz otomatik zaten o da stoka gelir gelmez düşünce şak diye e-posta geliyor. Ürünü alıyorsun. Çapraz satış. Klasik pazarlama. Siz yakın zamanda yurt dışına giden var mı abi? Yakın zamanda. Var. Tamam. Online mi alıyorsun uçak biletini? Tamam, Yiğit online uçak biletini aldı. Ona bir e-posta geldi. Ne diyor? Sevgili Yiğit, uçak biletini aldın. Detayları burada. Teşekkürler, güle güle. Bu bir seçenek. İkinci seçenek, ben olsam şöyle yaparım. Sevgili Yiğit, abi teşekkür ederim. Uçağı aldın. New York'a gidiyorsun. Abi senin New York'ta gidecek vizen var mı? Yoksa ben yaparım. B, seyahat ve sağlık sigortan var mı? Yoksa onu da yaparım. C, abi havalimanı, Kennedy havalimanı 2 saat bekliyorsun, anan ağlıyor. Transfer, taksi. Ben sana transfer sağlayayım. Otel var mı otel? Nerede kalacaksın? Dayının oğlunda mı kalacaksın? Ağzına 4 tane şey ya da 5, 6 ne sunuyorsanız. Alıyor. Alıyorlar. Ve ufak ufak meblalar bazıları, konaklama hariç. Mesela diyorsun ki sağlık sigortası $70, $100. Abi bunlar birikiyor, birikiyor, birikiyor. Sene sonunda bir bilançoya bir bakıyorsun, gelirinin %25'i buradan geliyor. Acayip paralar. Ve müşteri mutlu oluyor. Niye? Hatta bunları alacak. Toplu all in one bir yerden alıyor. Vizesini de hallediyor. Şeyini de hallediyor. Çarpma satış. Yani klasik pazarlamanın kuralı değil mi? Yani adam un aldıysa bilmem ne alıyor. Çay alırsa şeker alıyor gibi. Anket e-postası da demin size bahsettiğim e-postalar. İçerikler. Yani ilgili bir içeriğin gönderilmesi. E-posta ve web sayfasına göre kişiselleştirmek. Yani webdeki hareketlerine göre, e-postadaki hareketlerine göre şey yapmak. Call to action butonu koymak. Call to action'ın bir Türkçesi yok. Yani olabildiğince Türkçe hazırlıyorum bu sunuları. Call to action nedir? Hani böyle patlangaçlar vardır. Kırmızı bana tıkla gibi. Bana dokun gibi. Değil mi? Vitamin var değil mi? Grup vitamin bana dokundur gibi. Böyle patlangaç. Böyle sana tıklatma ihtiyacı duyuran hani değil mi? Neye tıklatırsın abi sen? Bir şey böyle enteresan bir şey vardır. Siz dediniz ya beni heyecanlandırması lazım. Siz dediniz değil mi? Heyecanlandıracak ilginç bir şey gelirse açarım dediniz. Tam adamı işte bu. Patlangaç gelecek abi, tıklayacak. Call to action. %70 indirim. Bu bir call to action. Yarın son gün. Bu call to action gibi. Bu butonu koymak lazım. Başlıkları çalışın. Bu başlıklar gerçekten yani bir metin yazarınız varsa yapsın. Yazsın.
A-B testi yapın. Yani iki tane başlık var. Abi hangisinde yapacağım bilemiyorum. Dene. Otomatik atan bu sistemler. Datanızın %5'ine bunu gönder. %5'ine bunu gönder. De ki bir saat sonra hangi e-posta daha fazla açılırsa geri kalan %90'a o e-postayı gönder. Belli ki senin kitle bunu açıyor. İki tane şey söyleyeceğim size. İki tane başlık. Bu başlık %70'e varan indirimler. Bu başlıkta sonbahar kreasyonları geldi. Hangisi daha fazla açılır sizce? İndirim mi, kreasyon mu? %70 daha fazla açılır da doğruysa. Yani doğruysa daha çok aksiyon alır. Doğru derken? %70 indirim gerçekten varsa... Var, tabii var canım yani. O zaman kesin daha fazla. Açmadan da doğruluğunu bakamazsın ki. Ama belki de senin kitlen, sizinki doğru. Aynen öyle. Belki de ben Harvey Nichols'ım. Oradaki kitle de indirime kale almıyor. Gidiyor herif 2000 liralık şeyi anında almak istiyor. Çünkü hava açacak abi. 10 gün sonra 100 liraya almak istemiyor. Anında alıyor, havasını atıyor. Giyiyor o kürkü. Hanımlar daha iyi bilir. Şimdi ben böyle anlatmayayım. Böyle. Ve çok uzun. Bazen bak bir takım yerlere üyeyim. Bir mesela site var. İsmini zikretmeyeceğim. Çok 10 numara iş yapıyor. Ama bir e-posta atıyor. Abi okumaktan ben yoruluyorum. Çok uzun e-postalar göndermeyin. Kısa kısa. Anlatacağınız bir şey varsa web sayfasını anlatın. Ama adam okumuyor. Yine uzun gelmiş diyor. Ben mesela kapatıyorum. Bir daha açmıyorum. O yüzden kısa kısa güzel görsellerle mailler gönderin. Abi bu kadar anlattık. Diyeceksiniz ki bunları nasıl yapacağım? Kimle yapacağım? Abdullah Bey de burada. St. Paul's'ın buradaki ofisteki koordinatörü. Her şeyi. Sandpaws.com'a girerseniz Türkiye pazarında şu anda 5-6 aydan beri var. Merkezi New York. A'dan Z'ye çoğu şeyi burada yapabilirsiniz. Çok komik fiyatlarla. Fiyat listesine bakarsanız siz aldınız. Webpush var mesela. Webpush ücretsiz. Webpush'u biliyorsunuz değil mi? Webde başka bir siteye bakarken hürriyet.com'a bakıyorsunuz. Şak diye sizin markanın şey çıkıyor. Çünkü herif Webpush'a iyi olmuş. Webpush da acayip bir şey. Yani hazır benim gibi... Ben şimdi burada anlatıyorum ama benim teknik bir şeyim yok yani. Benim gibi sıfır teknik adam bile kullanabileceği, böyle bırak, sürükle bırak etörün olduğu, şablonun olduğu, e-posta gönderebileceği çok basit bir site. Burada güzel olan şey şu, iki tane şey var. Bir lokal destek var. Abdullahların ofis, St. Paul's Türkiye. Bir de şimdi benim annem emekli, işte 60 küsur yaşında. Ya da 70 oldu mu? 60 daha. 60 küsur. Benim annem geç, tabii emekli artık. Geç kalkıyor değil mi? Şimdi ben e-maillerimi 8'de bakarken, 9'dan önce bakıyorum. O 2'den sonra bakıyor. Şimdi eğer bir şirket bana attığı gibi, sabah 8'de attığı gibi ona da 8'de atarsa o e-mail ne olacak? Bir sürü e-mail geliyor, altlarda kalacak. Çünkü ekrana baktığı zaman 10 tane mail görür bir insan, 12 tane görür. Halbuki o makina bilse ki Murat'ın annesi saat 2 civarında bakıyor e-maillere. 2'de gönderse hemen orada yer alacak. İşte bu sistem de bunu yapıyor. Arkada bir yapay zeka var. E-posta atılan datanın aşağı yukarı ağırlıklı olarak saat kaç diliminde e-postayı açtığını bildiği için siz sente basıyorsunuz, gönder diyorsunuz ama mesela bana 2'de geliyor. Ne oluyor? Önemli olan göndermek değil. Önemli olan onun açılmasını sağlamak, görülmesini sağlamak. O koordine ediyor. Evet. Arkada tarafında SendPass'ta böyle bir şey var. Telefon numarası bu. Ondan sonra ya Murat Bey kaçırmıştık telefon numarası karşı demeyin. Telefon bak çekin fotoğrafını bol bol. Sorularınız varsa da burada tatlı tatlı kurabiye ve çay içtiğinde konuşabiliriz. Abdullah da burada. Ya da bilgi@sendpass.com'a da e-posta atabilirsiniz. Yani firmayla lakırın memnuniyetimi arkadaşlara paylaşabilir miyim? Yani bir tabii ki. Menfaatim yok. Şöyle arkadaşlar demin girişimciyim. Yakın anasını sektörün iş arasitesi kuracağım. 8 tane firmadan teklif aldım. Sendmail, Mailgraph. Onları söylemeyin. Örnek veriyorum. Aldınız, tamam, süper. Ayıp olur şimdi yani. Hatta öncelikle şöyle dedim. Ben bana dedim demo gönderen öncelikle bir kullanayım. Baktı bıçağın korkutu gibi her tarafında düğme var. Her tarafında tuş var doğal olarak. En saydam, en anlaşılır ve en güzel özelliği olan SendPass. Hatta 11 Eylül'de bitti. 50 bin SMS'imi 220 liraya aldım mesela. Süper. Kredi kartıyla. Nasıl bulursa, SMS'i şey, mail kontrolü. Nasıl bulursa Ekim'in ortasında lansmanımızı yapacağız ve ilk siftahımızı şey yapacağız. Siftahımız hadi hayırlısı. Kolay kullanıyorsanız, kesinlikle rahatsa, önemli olan o. Öneriyorum arkadaşlara, şu an iyi bir şey. Bir de Türkiye'de temsilcisi var, normalde. Abla. Benimkisi Ali Bey.
Ali Bey, Abdullah Bey, aynı. Efendim burada bir soru var mı? Soracağınız sorular, aklınıza yatmayan şeyler. Herhalde olabildiğince değil mi? Bayağı keyifli 100 dakika olmuş. Sohbetimizi ettik. Ya Murat Bey şöyle diyorsunuz ama öyle değil dediğiniz bir şey varsa da cevaplandırabilirim. Bazen bu tip seminerlerde şöyle bir şey oluyor abi. Genelde bu tip insanlarda olmuyor da üniversitelerin katıldığı yerlerde işte arkadaş oluyoruz. İşte kartımı veriyorum. Facebook'tan ekliyorlar falan. İşte iki hafta sonra bir Face'den şey geliyor. Akşam böyle saat 8 gibi. Abi sana bir şey soracağım. Söyle canım. Ya benim bir ödevim var, yardımcı olur musun? Okey. Ne zaman hani Haluk diyelim. Haluk ne zaman ödevin deadline'ı? Abi yarın. Oğlum daha 15 gün önce bir konferansta tanıştığında Murat'a mı güvendin? Hani ondan sonra. Tamam diyorum. Konu ne diyorum? Bilmem ne bilmem ne. Peki bilmem ne bilmem ne Google'a yazıyorum. Abi 1000 tane kaynak çıkıyor. Allah Allah falan. 4-5 tane copy paste yapıyorum. Gönderiyorum. Abi çok büyüksün diyor. Daha Google'a bile yazmamışlar. O kadar tembeliz. Gece 2 civarında da şöyle mailler, mesajlar geliyor. Başka bir arkadaşına. Abi çok kötüyüm falan. Ne oldu lan diyorum. Rakı mı içiyor? Ne yapıyor bir şeyde? Kız arkadaşımdan ayrıldım. Tamam ona da bakıyoruz. Yani her türlü paylaşım, bilgi paylaşımı, dostluk, arkadaşlık, abilik yapıyoruz. Buradan herhalde o tip şeyler çıkmaz ama yani Hüseyin, Hüseyin de bana el sallamasın diyelim. Teşekkür ederim. Sorunuz var. Hüseyin oldum. Ha, salla abi. Ama kamera sizi görmüyor. Tamam. Ayağınıza sağlık. Sorunuz var. Buyurun. Şimdi bu bazı şeyler söyledik. Şöyle yapalım. Böyle hatırlatma hep olsa satalım. Tamam. Ha. Ne bileyim. Bazı da çok mantıklı gerçekten. Bunları hep klasik bir şekilde yaptığımız zaman bir süre sonra bazı değişiklikler, bazı farklı bir şeyler yapmamız gerekmiyor. Yani çok güzel bir soru. Sıkılmadım bundan. Abi şöyle. Ölçümlemek lazım dediğim şey o. Yani bir kere sepet olması lazım. Ama sepetin mesela aynı şey olmaz da başka bir içerik koyarsınız. Ya da ne bileyim mesajı değiştirirsiniz. Ama sonuçta sepet olması lazım. Sepet de bir ürün, sepet de alışveriş sepetine bir ürün bırakıyorsa ben mutlaka onu dürtmem lazım. Mesela bazı şirketler ne yapıyor? Mesela çiçek sepeti diye hatırlıyorum. E-posta göndermiyor. Bir dönem telefonla aratıyor. Daha hızlı sonuç aldık diyor mesela. Orada bizim Cemil vardı. Şimdi Cemil oradan ayrıldı. 4 sene olacak neredeyse. Abi telefonla arıyoruz diyor. Niye dedim Cemil? Deneme yaptık diyor. Bir ay şey yaptık diyor. Ve telefonla test yaptık diyor. Bir ay o adamları telefonla anında ve acayip çok daha fazla geri dönüş aldık diyor. Ve artık bıraktık diyor sepet mailini. Telefonla arıyoruz diyor. Ama bunu tabii çiçek sepeti yapabilir. Bir sürü insan var abi orada. Ama sen tek başına ya da 5 kişilik bir ofissen inşallah böyle yüz binlerce müşteriniz olur ve hani çoğu da bırakmaz ama hani bırak diyelim 2000 kişiye yarayamazsın. Ama adamın call center'ı var falan. Dediğiniz doğru, deneme yapmak lazım. O yüzden ölçümleme yapın diyorum. Belki adam bıktı yani. Şimdi siz dört kafadar şaka yaptım ama yani olabilir abi. Bir şey yapıyorsunuz, sepette bırakıyorsunuz 350 lira. Ana bu sefer kupon gelmedi. Ne oldu ya, kupon gelecekti falan. Bir deneme yapmak lazım. Denemek lazım. Farklı farklı şeyleri. Hoş geldin mailinde kupon belki de koymamak lazım. Yani kitleyi tanımak lazım. A-B testleri yapmak lazım. Barillans gibi şirketlerden yararlanmak lazım. Yani bak orada adam web sayfasındaki bütün şeyleri ne yapıyorsunuz abi siz? Bir sürü şey yapıyorsunuz değil mi? Tabii sepet çok mesela şey yapıyor. Yani bir kere sepette unutulan ürünü gönderirken yanına işte kişiselleştirilmiş şey atıyoruz. Güzel. Bunları da beğenebilirsin. Hah mesela adam doğru. Çok doğru. Mesela siz aynısını siz mail atıyorsunuz. Adam 3 tane ürün unutmuş. Atıyorum şey çay, şeker bilmem ne. Kardeşim oradan hop web sayfasına çekiyor. Çay, şeker ve kahve alan adam ne alır? Çikolata alır bilmem ne. Onları da koyuyor. Bu da ilgini çekebilir. Adam diyor ki yani adam sepette bıraktı. Belki bunu almayabilir ama en azından bunu kaptırayım diyor. Amaç hep bir şeyi aradan benim o bakkal Ahmet abinin yaptığı gibi Muratçığım bu da senin hoşuna gider deyip sokmak. Sepeti yükseltmek yani denemek lazım dediğiniz gibi. Ama bazı şeylerde must bence yani bir welcome mail. Adam size üye olmuş gelmiş. Hoş geldin maili mutlaka göndermeniz lazım. Ve bu 4 sene önce falan ben tabii işim gereği hep böyle üye oluyorum. Acaba gelecek mi diye. Abi Akmerkez'de Oxo vardı. Niye dı diyorum? Çünkü adam kapattı dükkanı. Lan adam bir gün hanımla gittik alışveriş yapıyor. Ben de bekliyorum hani klasik Türk erkek şeyi. Bekle falan bekle bekliyorsun falan. Ama baktım böyle patlangaçlar var. İşte like butonu, tweet kuş uçuyor falan. Sonra e-mailini bırak, bilmem neyi al. Lan dedim ne alacağız acaba? Hani nokta nokta koymuş. Aldık alacağımız zaten. Girdim abi. Abi 5 sene oldu daha mail gelmedi. Welcome mail. Zaten kapattı dükkanı. Niye? Çünkü ilgi yok, alaka yok. Şimdi ben orada hayal kırıklığına uğradım. Yani biraz da itibar kaybı. O kadar dükkanın %80 şey yapmışsın, süslemişsin. Like'lar, mic'ler, mail'ler. Etkileşim. Ama etkileşim yok yani. Müşteri etkileşim yok.
İlla da şey diye düşünmeyin yani. Hep biz para konuştuk ama para. Yani bir de müşteri etkileşiminden bir şey var. Yani müşteriye dokunmak. Yani demin biz tabii güldük, eğlendik ama yani şu Migros'un örneklerini ben Kına Hanım'dan duymuştum. 2 sene önce bir konferansta, bir perakende konferansında ve her gittiğim yerde, uygun yerlerde anlatıyorum. Çünkü çok güzel bir örnek yani. Migros nere? Caz konseri nere? Yani ne alaka değil mi? Yani Migros yapamaz değil. Ama Migros bir market abi ama. Ama duyunca bu örneği ya, beyaz orkide. Bana niye beyaz orkide gelsin ki? Ha ben çünkü iyi müşteriyim. Ve Migros gönderiyor. Ne alaka yani değil mi? Ama adam öyle bir şey yapıyor ki müşteriyi böyle, müşteri bağlı. Yani customer retention dediğimiz olay. İşte şöyle ama iktisadi bir eylem. Ticari bir fırsat. Şimdi Esenyurt'taki Migros niye yapmıyor? Caz değil mi örnek veriyor? Abi hayır, bütün Migros'ların datasını alıyor. Tap 103-250'yi yani, bir şey çağırıyormuş yani. İşte, Esenyurt falan fark etmez yani. Yani Esenyurt'tan alışveriş yapan. Eğer ayda 30 TL yapıyorsan değil Esenyurt, Mars'ta yapsan sana caz konseri geliyor abi bir tane. Bana gelmedi abi yani, bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar geçen toplantıda dedim, şunu da ekleyebilirim. Şirket kuruluş tarihleri mesela. Geçen bir arkadaş numaram almıştı, beni ara dedi ki, ben dedi bunu denedim. Evet. Çok memnun kaldım. Arkadaşlar müşterileriniz İTO'dan girin. Ben hep yıllarca böyle yaptım, biz satış yönetici olarak giriyorum. Şirket kuruluş tarihi 10. ayın 1'i 2004. 10. ayın 1'i 2017'de. Direkt şirket yönetim kurulu. Yani tabii biraz kokumuz olmasına bitti. Sayın Ömer Bey, şirketinizde bugün 10. yıl dönümü. Adam unutmuştur be. Yani bilmeyen biri. Şirketin tarihini. Geleceği. Bilen var mı abi şirketin kuruluş tarihini? Gün ay. Şirketinizin geleceği geçmişinden daha güzel olsun. Bol kazançlar, saygılar. Mesela bu çok güzel bir örnek. Yani demin de geçen ay da bu örneği vermiştiniz. Yani biraz dokunmak gerekiyor. Farklı metotlar kullanmak gerekiyor. Yani e-posta pazarlama diyoruz ama webpush'tu mesela. Web efendim? Alalım. Yani mesela webpush şu ara çok acayip kullanılıyor. Yani illa açabilir miyiz webpush'u? Ya şimdi ona girmeyelim de çıkmamız gerekiyor. Webpush ne demek tam olarak yani? Ya siz bir yere Sandbox'a geldiniz, tamam mı? Webpush almak istiyorum. Mesela ben Digital Age dergisini örnek vereyim. Digital Age dergisini webpush almak ister misin diye bir şey çıkıyor. Ben oradan evet haber almak istiyorum çünkü Digital Age dergisini okuyorum. Evet diyorum ve bana her bilgisayara açtığımda, internete bağlandığımda, internette gezinirken şak şak yandan böyle ufacık bir kupon kodu şeklinde mesela yazısı çıkıyor. Digital Age'de bilmem ne çıktı. Yani ne işte. Çok çıkması da tatsız bir şey. Yani sık bık bık çıkıyor ama ne oluyor? Ben atıyorum BMN'e diyelim ki webpush izni verdim. Ben BMN'in web sayfasında değilken bile o çıkıyorsa güzel bir şey. Yani oradan takip edebiliyorsunuz. Yani dikkatinizi çekiyor. Sizin bir sorunuz var mı efendim? Drag and drop yani böyle tam Türkçesi belki oturmamış olur. Şık şık. Şık şık tık. Haydi bakalım. Gidelim evimize. Var mı Abdullah Bey sorunuz? Ha doğru. Deneme yapmak istiyorsanız 7500 sana gönder. Dene, test et. Ha? List sınır ne kadar yani? Kaç kişi listeye kadar? Ne kadar liste? 500'e kadar 7500 gönderim her ay. 500. Evet. Deneyin. Görmek anlamında. Buyurunuz efendim. Yasal mevzuatın ile ne danışmanı veya danışman veya şirketleri. Yasal mevzuatla ilgili abi yazın şeyi. Mecliste çıkan karar çıkar karşınıza. Tam olarak ne öğrenmek istiyorsunuz yasal mevzuatla? Yani hazırlanan formatlarda vesaire de yapılan çalışmalarda herhangi bir sıkıntı olduğunu. Abi şey, iki tane şey var. Bir fix web sayfalarına girin. En altta şey olur ya işte gizlilik hakkımız falan. Oradaki aslında yazık yani herkes orada birbirine bakarak. Herkes aynı şeyler okuyor yani yazıyor. Bana yani gizlilikle alakalı bilgiler falan. Yani fix ya da açın gitti gidiyor. Boyner, Trendyol, işte Migros falan. Hepsinin o alt yazına bakın. Potpourri şeklinde. Hepsi aşağı yukarı aynı. Önemli olan zaten o değil. O görünen. Önemli olan taraf sizin o dataları güvenilir bir şekilde kişisel mahremiyete önem vererek toplamanız, saklamanız ve kimse üçüncü, dört partilere satmamanız. Olay bu. Yani ve bir de adam sizi aradığı zaman benim size hangi datam var ve nerede kullanıyorsunuz sorusunu sorduğunda sizin bu cevabı takır takır efendim sizin benim bende adınız, soyadınız ve e-mailiniz var ve ben bunu sadece kendim e-postalarımla kullanıyorum diyebilmeniz bu kadar basit. Çok da öyle çok gözünüzü büyütmeyin. Asıl sıkıntı Migros tarzı yani büyük şirketlerde. Çünkü milyon tane data var. Ve onları birleştirmesi, etmesi, iznini alması. Yani onlar mesela call center, otomatik call center'e bağladılar bildiğim kadarıyla değil mi? Call center böyle
otomatik arama yaptınız galiba diye biliyorum. O şey zamanı, izin alma zamanı. Çünkü 8 milyon kişi aramak imkansız. Evet. Okay. Siz efendim, sizle hiç konuşmadık. Siz de mikrosasınız. Yeni. Ne zaman başladınız? Bir hafta oldu. Hadi hayırlı olsun. Güzel yere başlamışsınız. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Şöyle inşallah şeyde